Ayaktan motor kovalanmaz. Son enerjimizi arabaya doğru koşarak harcayalım. Arabaya! Ana! Boş! Buradan gidelim, önlerini keselim. Aç, aç, aç. Heh. Sıkı tutun. Kendine muhayyel ol. Heh. Birazdan kapkaçakçıları yakalayacağım ve sen benim kayınpedersim olacaksın. Aslında şuraya yanaşan tır olmuş olsaydı el fırı çekip altından geri geri geçerdim ama bununla olmaz ya. Ya Şakir hadi gazla. Şakir ne oluyor, gazlasana. Beni gaza getirme. LPG Şakir yapma beni. Bak orada motor var. Şişt, yavaş yavaş. Belli ki şu an buralarda bir yerde. Bizi kedenkeleye getirmeye çalışıyor olabilir. Yavaş. Aha! Aha orada! Bir kapkaçak vakası daha. Şu an ileride! Hop! Nereye mi? Nereye gidiyorsun sen? Hayırdır? Nereye böyle elinde çantayla he? Ne millete dadandınız siz be? Gidiyor arkadaş, bırak beni. He tabii. Bırakayım da hanım ablanın da çantasını cımbızla değil mi? Merak etme yenge. Ben de senin tarafındayım. Ben de mahmurlandım. Hal deni anlarım yani. Ama kabızı mal olarak değil, damdan düşme manasında. Ne diyorsun kardeşim sen? Bırak, otobüsü kaçıracağız. Aa, siz birlikte mi çalışıyorsunuz? Şirket mi oldunuz siz ya? Ya Şakir, bırak şirketi. Diğer kapkaççıları gördünüz mü kardeş, tanıyorsunuz mu? Ya bela mısınız siz? Ne kapkaçı? Otobüs yetişmeye çalışıyoruz karımla. Sen bir de karının çantasını mı taşıyorsun? Olmaz olsun böyle erkeklik ya. Erkekliğin yüz karasısın şu an. Bizi erkek olarak yerin dibine soktun. Bakayım. Bak bak, bir de çanta taşımakta nasıl da ustalaşmış bak. İkoncu anan gibi taşıyor çantayı. Hadi git. Yine git git. Bin otobüsüne. Sen zaten ötelenmişsin be. Git orta kapıya sıkış hadi git. Anam. Şakir uçup gitmişlerdir. Git demlik ki sana. Vallahi olmaz olsun böyle ötesizlik ya. Ya benim bildiğim motorla posta taşınır. Lavaşın taşınır. Olmaz olsun böyle ötesizlik. Anam. Mustafa Ali abim arıyor. Açma. Açmamız lazım. Efendim Mustafa Ali abi.
Ne efendisi, damat efendisi mi kaldı? Nerede kaldınız ya? Hadi gelin çabuk. Saat 10'u geçti. Kesin bu bizim deli olan. Kebapçı falan görmüştür, lahmacun yaptırıyordur. Mustafa Ali abi, hemen geliyoruz. İntikal etmek suretiyle yanınıza buyuruyoruz. Hadi damat, et intikal çabuk. Bir bakımsız kaderim varmış benim. Hep ağızlar ayaklarıma dolanıyor. Hep ağızlarını benim üstüme atıyor kaderim. Yürü Şakir, hadi yürü. Oy. Anam. Başım da dönüyor. Ay, şu yanlı. Uzanayım azıcık. Oo. Ne kadar mısır yedim. Mısırı goçanıyla mı yutuverdim ben ya? Midem hayvan pazarına kurt girmiş gibi kaynıyor. Seyfa! 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 Ya neredesin Allah aşkına ya? Yığınlan iş var yani. Hayır, bir insan doğada nasıl gözükmeyebiliyor anlamıyorum yani. Seyfa! Seyfa! Çilem çıksın. Hiç apartmana gidemem ben. Allah Allah. Karnım zaten oynak. Beton hiç iyi gelmez va. Oh, köyüm benim, biricik sevgilim ya. Sen iyileştireceksin beni, biliyorum. Seyfettin! Sevda! Ya herkes nereye kayboldu? Hani insanlar bana orada yardım edecekti? Seyfettin! Sevda! Ya! Üf, her şeyi tek başıma yapacağım Seyfettin! Şu yengemin tipine bak! Üstü Meryem, altı şişhane. Yoğurdu göle çalsan göl kurur. Tipe bak. Ay karnım. Ay, karnım çok kötü oynuyor karnım. Oy Allah'ım, bismillah. Oh, rahatlıca ver. Seyfettin. Baba. Ha, ya baba, şekerim düştü de. Ben de şekerliyordum, yeni bitti. İyi oğlum. Gel bakalım biraz, konuşalım seninle. Ne oldu? Hah, avukat hanım. Gitmedi, bekliyor değil mi? Şimdi geliyor bizim çocuklar. Malum bugün tek duruşması var. O da sizin için. Toparlanmaya başladı bile kendisi. Hah, benim oğlanla Gündür de geliyor. Hah, hadi. Ay nerede kaldınız Şakir ya? Ben bir yerde kalmadım da. Kaderi ağızlarını örüyor vallahi aşkısım. Vallahi öyle. Mukadderat. Ya bırakın şimdi goy goyu. Verin nikah cüzdanını da avukat hanım bir an önce işlemleri başlasın hadi. Yok. Kapka Şakir çarptı bizi. Kimlik falan gitti. Tutucum zayi oldu. Ne? Nasıl ya? Nasıl olur ben şey? Ne yaptın oğlum sen? Damat, ne diyor bu lavacım kafa? Maalesef doğru söylüyor abi. Dur, hadi bizim cüzdan sendesi gel. Hemen biz iki dakika boşanak çabuk hadi. Hazır buraya kadar geldim, koştur. Bir daha böyle mahkeme iki kere git gel uğraşamam. Onlar da öbür cinsede boşanırlar. Hadi gel hadi. Olmaz. Birlikte boşanılacak. Sana ne oluyor, ne alaka ya? Ben dul kalmak istiyorum şu an. Ben bir an evvel dul kalmalıyım. Bir evrağı şuradan şuraya getiremediniz. Ya baba, ne alakası var şu an? Ben kalk kaçakçıya uçan tekme atacaktım fakat şehir mimarisi uygun değildi. Ben ne yapayım? Ne olacak şimdi? Ben ne bileyim ne olacak ya? Ben sanki senin avukatın mıyım? Yapacak bir şey yok. Geç kaldık artık. İş yeniden evrakları düzenlediğiniz günün sonrasına kaldı. Yok arkadaş. Bu böyle olmayacak. Yazık bu kıza ya, yazık. Biz de seni evleneceksin de adam olacaksın diye bekliyoruz. Nasıl tuttuysan artık o evrağı içinde para var sanmışlardır. Ya üstüme gelme baba. Kapıp kaçırıldım diyorum. Senin hala benim üstüme geliyorsun şu anda. Ben mi kaçırılsaydım? Allah'tan ben kaçırılmadım yani. Ya giden bir cüzdan oldu. Bırak gitsin, ne yapalım bizden kıymetli mi canım? Seni kaçırsalardı bari. Bak benim burada hayallerim, gençliğim, geleceğim, umutlarım kapıp kaçalandı diyorum ben sana. Ama suç sende. Kimse kusura bakmasın. Zeytinyağısı gibi üste çıkamazsın.
O ne demek ya? Cüzdandan mukayyet olamayan sensin oğlum, sen! Sen onun arabasını değil de benim arabamı park ettirmiş olsaydın bugün bunlar yaşanmayacaktı. Birinin başına gelecekti. Ben de sonra beni çekecektim. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Ne halin varsa gör, ne halin varsa gör! Fazla gecikmeyin siz de. Ama ben dedim, acele ediyoruz dedim. Sözümü dinleyen yok ki. Bak kaçtır sözüme geliyorsunuz işte. Hadi damat. Ne var? Ne oldu ya? Acıktınız değil mi? He? Açlık var, acınız var şu anda. Bak, şurada ileride çok nezir bir lavajuncu var yürüme mesafesinde. Oraya gidelim de bari lavajun falan yak. Kendimize geliriz biraz he. Of Allah'ım delireceğim Şakir, lavajunun sırası mı şimdi? Ya boşanalım da semerimizi mi yiyelim? Lavajun bu kızım. Her şartta, her an, her durumda yenir. Kimse kusura bakmasın. Ya ben bir de o kadar koştum. Tabii kalori kaybettim. Şu an üç lavajundan biri acılı, beni anca keser. Ya lan oldu artık. Ya, ya yapacak bir şey yok. Ne yedik? Kendimi mi zarar bırak? Kafamı taşlardan bırakın. Hadi gidelim hadi. Hadi beni ısmarlayacağım hadi. Hadi bir şey olmaz hadi. Dadı hadi gel hadi. Hadi Melik hadi hadi gel. Seferdin. Sen de biliyorsun. Nurcan buralara alışana kadar çok zorluk çekti. Bu sebeple Mustafa Ali de çok zorlandı. Şimdi her şey iyiye, güzele giderken, Nurcan da bir işe heveslenmişken, onlara destek olmak lazım. Babacım destek olmak ne kelime ya? El birliğiyle tutup kaldırmak lazım. Yaşa oğlum. Bu konuda da en büyük iş sana düşüyor. Bana mı? Ya bu olayı, etrafı en iyi bilen sensin. Ne nereden alınır, kimden alınır, nasıl getirilir? Madem sen de benim gibi düşünüyorsun, bunları sen yüklen. Yüklen de bu kızın hevesi kursağında kalmasın. Ha şimdi baba, yani ben öyle derken yani aslında herkesi kastettiydim. Baba benim işleri biliyorsun, çok yoğunum ben. Ha ama bu yengemi yalnız bırakacağım anlamına gelmez. Şöyle yapak en iyisi. Nurcan yengemin yapamadığı sorular olursa orada devreye girerim ben. Çalışmadığı yerden falan gelirse orada şey ederim, anladın mı? Ya çalıştığı yeri, çalışmadığı yeri bırak şimdi Seferdin. Sen onların ağabeyisisin oğlum. Biraz sorumluluk yüklen, biraz fedakarlık etmen lazım. Hadi bakayım, göreyim seni. Gör tabii baba. Görmek en doğal hakkın tabii. Evet. Telefon. Ne de burada? Mustafa Ali mi bu? Ta kendisi babacığım. Ha de bakayım oğlum. Kurban olduğum Allah'ım ya. Ben bu ailenin fedakarlık abidisiyim zaten ya. Aha. Ya gel kaçma Allah aşkına ya. Sen neredesin ya? Hadi ama evimize gidelim. Banyonun diş başlığı değişecek. Bir sürü işimiz var ya. Burada da bir sürü işimiz var Terti, pardon. Ne işin var Allah aşkına söyle, ne işin var? Tarım ve köy işleri. Anladın mı? Ha Seyfo'm ya. Ay, sıkıldım ya. Şuraya bak. Kuyun geçi şeysi kokuyor burası. Ha, şehirdeki apartman dairesindeki yuvamıza gidelim. Vallahi burnumda tütüyor biliyor musun? Ne tütüyor acaba? Ne tütüyor? Her yer kombili teneke. Bana bak ya. Sen acaba gelmek istemiyorsun da bana böyle bahane mi uyduruyorsun? Ya sevdam ya güzel gözlüm. Ben sana niye bahane uydurayım ya? Şşt. He. Aşk yuvamızı ben de özledim gı. Vallahi özledim. Özlemesine de köy beni bırakmıyor. Neyine bırakmıyor ya Allah? Seyfettin. Baba. Kardeşim bu boşanma işi olmuyor diyor. Ya bu çok uzayacak bu iş ya. Bu akşam siz de toplanalım da bir hal yolu bulalım buna. Biz de mi? Ha toplanalım tabii, toplanalım toplanmasına da baba
Burada mı toplansak? Hem daha derli toplu olur, hem de daha havadar. Oh, öfül öfül eser ne güzel işte, değil mi kız? E oğlum, burada her zaman toplanıyoruz. Siz de toplanalım. Hem yeni evinize de hayırlı olsun, gelemediydik zaten. Öyle bir daldan iki kuş uçuralım işte. Ay babacığım ya, ne güzel de düşündünüz vallahi. Buyurun buyurun, gelin, başımızın üstünde yeriniz var. Öyle değil mi Seyfo? Sağ ol kızım. Ama öyle çok hazırlıklara kalkışmayın, biz kalabalık geliriz. Biz bize. Ya babacığım, Allah aşkına ben sizi ağırlamayacağım da kimi ağırlayacağım acaba? Hacı Hüseyin'in büyük gelini var burada, evelallah. Sağ ol kızım. Hadi gideyim ben. Tamam. Hadi kalın sağlıcakla. Bekliyoruz babacığım. Allah'a emanet. Güle güle. Babam sağ ol. Geriyorsun ya. Bravo Sevda Hanım. Sizi tam 3 çimdikle uğurluyoruz. Alkışlarla. 3 çimdik diye ne? Ne işin var? Koca aile gelecek, 15-20 masraf çıkartıyorsun. Ha burada yerdik ya. Ya senin... Gebrek meyesi, gel buraya. Allah seni bekle. Babam duyacak. Ya arkadaş, dağdaki keçiden adam olur, benim oğlandan adam olmaz. Ne yapacağım ben bunu bilmiyorum. Perihan buna hamileyken baş erdiğinde Kerim Hanım tarlasından ahlat mıydı acaba? Bu ne yarabbim ya, bu ne? Ay yine niye söyleniyorsun sen Sefer, niye söyleniyorsun acaba? Niye olacak? Senin bu lavajun bağımlısı gereksiz oğlun sinirlerimi hoplattı da o yüzden. Ay ne oldu? Yoksa hakime kötü bir şey mi dedi? Sayesinde hakimi göremedik ki. Boşanma moşanma yalan oldu. Çaprazlama kaldılar öyle. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum Perihan, bilmiyorum. Bakacağız bir çaresine işte. Ya Sefer, ben bir şey diyeceğim. Acaba bu çocuk böyle fabrikada rahata alıştı da ondan mı böyle oldu? Ben diyorum ki böyle küçük bir iş kursak. Evliyken olgunlaşsa, evinin adamı olsa. Ne dersin? Sen diyorsun ki böyle böyle denize at, yüzmeyi öğrensin diyorum. Öyle diyorum. Aferin Perihan. Aferin. Yüzyılın son çeyreğinde bu evde kurulmuş en mantıklı cümleyi kurdun. Gel alnından öpeceğim seni, gel. Bravo Perihan. Bu evlilik sonunda seni de adam etmeye başladı. Mantıklı konuşmaya başladı. Aferin kız. Aferin. Aferin kız. Az kalmıştı Nuriyem ya. Şakir'in damadımız olmasına ramak kalmıştı. Ama yine bir engel vuku buldu. Olacak inşallah. Ay nedir bu çocukların bahtsızlığı, bilmiyorum ki. Büyü falan mı yaptılar acaba? Büyü mü? Kavuşamama büyüsü. Kurşunla bozdurulur diyeceğim ama... Vallahi bu sefer babam duyarsa çok kızar. Unut bunları Nuriyem ya. Talihsizlik bir değil ki. Dondurmacıların çiftlik için vereceği mis gibi 20 milyon da eriyip gitti. Ay bırak senin olmayan paranın elinden kayıp gitmesine üzülmeyi de... sen asıl hani 5000 almıştın ya yatırım için. Onun oldu. Ondan bahset biraz. Haklısın Nuriyem ya. Daldaki 20 milyondan payımıza düşen 6.666.666 artı 333 lira uçup gidince eldeki kuşla ilgilenebilirim. Büyük paranın peşine düşünce 5000 gözüne küçük görünmeye başladı değil mi? Nuriyem, o para şu anda 7500 olmuştur. İşletiliyor yani. İyi, inşallah. Seni ayakta işletmesinler de. Nuriyem, şu sıralar biraz boşlamış olabilirim ama takipteyim. Sen merak etme. Halil'den gelen parayla kredi kartını düşelim. Ekmeği elden, suyu gölden, avantayı da köyden düşeriz. Hayatımızın geri kalanında
Meryem'in servetinden düştük mü tamamdır bu iş. Oh! Günaydınlar Muhtar Bey. Sizin ofisten iki kahve söyledi içelim Şerif. Yürü git kardeşim. Resmi kurum burası. Hadi al ikameni. Hadi. Kahve. Kahve ya. Kahve. Olur bu iş. Olur. Canım. Seni al onları. Arabaya doğru götür. Kapısı açık zaten. Yalnız dikkat et, bağış otomatik, kafatasını zedelemesin. Hadi. Of, Şakir, Allah aşkına ne gerek vardı şimdi bu kadar lavajuna? Ya bebetom, yemek buldun mu kaçacan, iyi lavajın buldun mu toptan alacan. Ve şimdi bunları dip filize falan atarım. Öyle çıkart böyle arada yapıştırıp yemeği yemiştim. Şurada var mısınız? Of, ötesiz. Benim olduğum yerde hesap ödenmeyeceğini anlaman lazım artık. Şakir bırak, bu sefer de Veli ödesin. Tamam Şakir, sen de kahve ısmarlarsın. Olmaz. Ben size latte kahvesi de ısmarlarım. Üstüne tatlı da ısmarlarım. Hatta yetmez, ben sizin ikinizi tatile de gönderirim. Yok, o da yetmez. Sizin primlerinizi dışarıdan öder, süper emekli bile ederim. Ya benim elim tutulmaz biliyor musun? Çekil, kay kay kenara. Tamam, çıldırma. Al, sen öde. Al dayı, şuradan çekiver. Hatta bak, post cihazını böyle bu tarafa doğru çevir. Top yekin görünsün. Buyurun şifre. Ya aslında şifreyi lavajın olarak gireceğim fakat dört basamaklı biliyor musun? Botonlar yetersiz. Evet. Efendim bakiye de yetersiz. Mumu. Aşkım buradasın demek. Aç ağzını. Bak bakayım tadına olmuş mu? Bana yoğurt deme Nurcan. Aşkım tamam ya, Allah aşkına şunun tadına bak, olmuş mu? Ya kızın boşanamadı, onu dert edeceğine yoğurdun kıvamını dert ediyorsun Nurcan ya. Ya Mumu, bir anne asla kızı boşansın diye sevinmez. Gerçi yanlış evlensin de istemez. Aşkım bir tadına bak Allah aşkına. Akşam abimlere gidip o işi net bir şekilde çözeceğiz. Umarım yani. Babam toplanalım dedi. Harika. Aile meclisi toplanıyor demek ki. E tamam işte ne güzel. Ha. Aşkım bir kez daha. Al bak bakayım nasıl olmuş yoğurt? Meryem'inkinden daha güzel değil mi? Yani Meryem'den daha iyi yoğurt yapacağım diye kaç milyonluk satıştan olduk Nurcan. İnanamıyorum ya. Ver bakayım bir kaşık daha. Şöyle ver bakayım onu bana. Dur aşkım. Şöyle. İçine salatalık koymayı unutmuşsun hayatım. He? Salatalık mı? Ne alaka ya? He, ben sulandırdın sandım. Tadı iyi ama kıvamı kaymış canımın içi. Al. Aşk olsun. Yani tek başıma yapıyorum Mumu. Ama bak bu iş tutsun. İnsan istihdam edeceğim herhalde. Ailemiz için çok önemli. Oldu o zaman. Sana yeni iş kolunda kolaylıklar dilerim. Biraz sıvık. Meryem nasılsın? Ben Muhtar Sefer Zeyti. İyiyim Muhtar, sen nasılsın? İyi diyelim, iyi olsun. Evraklarla uğraşıyoruz işte. Benim seninle konuşmam lazım. Ne konuşacağız? Hadi buyur konuş. Girizgahı yaptın zaten. Hadi buyur. Yok telefon olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Ha. Peki o zaman. De hadi. Gel. Bekliyorum. Kapat. Olmaz. Olmaz bu, bana yapılamaz. Bana olmazdı şu anda. Ya Şakir, Şakir tamam artık yapma artık bırak tamam. Ya dur bebetom, ben bu kartı geçireceğim. Gerekirse post cihazı alev alacak, yine de geçireceğim ben bu kartı. Ya. Tamam Şakir. Olay çıkacak şimdi, ben önerim. Olay çıktı zaten, olay yerindeyiz. Anlamıyor musun sen? Ötesiz. Dayı,
Yanımda benim fazla likidim yok da dur. Şunu al, postan geçir hadi. Kardeşim, yeter ama lütfen ödeyin gidin. Veli sen öde yoksa bak olay çıkacaktı. Yarın da zaten işimiz gücümüz var, karakollardan toplamasınlar bizi. Şuradan alın lütfen. Dur, çok utanıyorum ben şu anda. İstersen sen git, beni ötede bekle. Kamuoyu bizi yan yana görmesin. Şakir tamam Allah aşkına saçmalama artık. Yürü çıkalım şuradan ya. Bir dakika, dur. Olmaz. Belgeyi alamazsın. Bunu belgelendiremezsin. Fatura bende duracak. Köye gidince bunu nakit olarak ödeyeceğim. Sen bana jest yapamazsın. Beni besleyemezsin. Ötesiz. Seni niye çekiyorsun ki? Tamam ya, hadi gidelim. Hadi gidelim. Ya kusura bakmayın. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi. Hoş geldin Halim. Hoş bulduk. Nasıl geçti günün? Ne olsun ya işte. Bildiğin gibi. Oh. Ben bir elimizi mi yıkayım? Bir şeyler yiyelim ha? Tamam. Burayı mı hazırlayayım aşağı mı? Yani başka kimse yemeyecekse burada böyle güzel baş başa yeriz. Ha, baş başa diyor. Ben öyle olduğunu bilseydim başka türlü yemekler yapardım. Onu daha sonra yaparız. Şimdi böyle hafif geçiştirmelik bir şeyler yiyelim. Akşam annemlere gideceğiz. Aa öyle mi? İyi olur. Ben de merak ediyordum. Gitmedik de ayıp oldu. Yok yok bir şey oldu yok. Dedem topluyor herkesi. Ya bizim kızlar boşanamadı ya. O mevzu. Ben ne giyeyim akşam için? Yani işte her zaman ne giyiyorsan. Ya orası başka ya. Bir de güzel sitede oturuyorlarmış. Herkes de geliyor diyor. Badegül'üm, ben seni böyle seviyorum. Orası öyle, burası böyle deyip giyimini kuşamını değiştirmene gerek yok ki. Bak, öyle güzel, evli olduğunu anlaşılan kıyafetler giy. O ne demek şimdi? Evli olduğum anlaşılan kıyafet nasıl oluyor ki? Ya, biliyorsun işte. Onu da bana sormana gerek yok ki. Anam! Babacığım, Allah kabul etsin. Ben cemaati kaçırmışım. Daha sonra vakti eda edeceğim inşallah. Sen ne bakınıyorsun damat? Birini mi arıyorsun? Şey babacığım, aklıma küçük bir şey takıldı da dedim bunu bilse bilse Ercan Bey bilir dedim. Ona bakıyordum ben. Neymiş o? Ne takıldı kafana? Çok da mühim bir şey değil babacığım ya, küçük bir şey. Küçük de olsa insanın zihnini meşgul ediyor. Sizin de zihninizi meşgul etmesin. Hadi selametle babacığım. İyi oğlum, hadi. Merhaba, damat Halil Bey. Ne oldu? Ne oldu? Yani illaki bir şey mi olması gerekiyor? Bir şey olması gerekiyor tabii. Param size verdiğim 5.000 lira. En son 7.000 olmuştu. Ama şimdi 8.000 olmuştur diye umuyorum. Ha, para. İyi iyi. Yürüyüp gidiyor işte. Hem de yukarı doğru. Hadi bay bay. Yok yok yürümesin. Yorulur. Alayım ben onu. Yastık altında dinlendiririm. 8.000 olmuş mudur? Bir bakalım. Ha, hemen bakalım, hadi bakalım. Sizin para verdiğiniz para tam tamına 8.450 lira olmuş ha, meblağa bak. Anam! 8.450 mi? O kadar kafi bana. Alayım onu. Yok, hiç tavsiye etmem. Paranızı bugün çekerseniz büyük zarara girersiniz. Yarın 12.500 lira olma ihtimali çok yüksek. Parametrelerde inanılmaz bir hareketlilik var. Parametreler diyorsunuz ama olsun yine de alayım ben onu. 8.450 yeter. İnsanoğlu aza tamah etmeyi bilmeli. Yani başka zaman başka şartlarda oturur konuşuruz. Aa, deve kuşu mu o ya? Deve kuşu mu? Nerede? Aman diyeyim şoför kardeş. Bir şeyin yok değil mi? Olsun olsun. Sağlık olsun ya, ne yapalım? Neyse ben bir süpürge falan bulayım Halil abi.
Bakın, su yolunda olmadı. Demek ki paranız Emine'lerdeymiş. Böyle küçük numaralarla kaçmaya çalışmak hiç hoş değil Ercan Bey. Yok canım, ne kaçması? Olur mu öyle şey? Demeyin bana öyle şeyler, üzülüyorum ya. Ben siz daha fazla kazanın diye şey ediyorum yani, anladınız mı? Ne olur paranızı çekmeyin. Yarın daha fazla kazanacaksınız. Paramı ver. Yarın o para elimde olsun. Merak etmeyin, ben kendimi sizden daha iyi düşünürüm. Durduk yere sıkıntı çıkarıyor ya. Sanki parasını yedik. Tabii, biraz yedim tabii ama neyse, köyde keyfim yerimde. Ama asıl büyük hamlemi Meryem üzerinde yapacağım. Yok ya, böyle küçük meblağlar bana engel olmamalı ya. Neyse, ben bunun 8.450 lirasını vereyim de kurtulayım ya. Garip biri. Zaman kazanmak için paran arttı diyorum. Yok, illaki istiyor ya, ben de anlamadım. Kıllandı adam tabii. Hayrola Sadık, burada mı kalıyorsunuz? Öyle icap etti Hacı Baba. Tabii, artık Meryem Hanımlar'da kalamam. Yollarımızı da, gönül dünyamızı da ayırdık. O başka pencereden bakıyor, biz başka pencereden. Oğlum tamam, orada kalamazsın ama burada da kalma. Biz varken olmaz öyle şey. O engamenin içinde biz akıl edemedik, kusura bakma. Sen eşyalarını topla, Efe'yi de al, geçin bizim eve. Vallahi mi ya? Ben hazırlayayım o zaman. Şşş. Dur oğlum, dur. Hacı babam, bu öyle yani iki günlük bir durum değil artık. Hem Efe'yi de anasının yanına İzmir'e göndereceğim nasipse yarın. Burada olmaz tabii, zor olur. Daha önce de kaldık ama baba. Bak ne güzel. Bize sofralarını açan yakınlarımız var. Şşşt! Üvelik yapma. Oğlum, büyüklerinin yanında söz dinle. Söz söyleme. Anlaşılan kendine bir yol çizmek istiyorum. Ama şunu bil ki, ne vakit istersen bizim kapımız sana sonuna kadar açıktır. Biliyorum Hacı babam. Allah razı olsun. Eyvallah. Hadi selametle. Selametle. Tere! Şakir geldim. Ay yok gelmedi, gelir birazdan. Ben ellerimi yıkıyorum. Oh. Anne! Ay! Babam geldi mi? Ay baba, o nasıl bir giriş bu böyle ya? Geldi çocuğum, geldi. İçeride. Ha Şakir, seninle konuşacaklarım var. Asıl benim seninle konuşacaklarım var. Ya baba, sen niye ödemelerini sıkı sıkı takip etmiyorsun he? Kredi kartımın sana karşı olan hislerinden haberin var mı acaba şu an? Bu kart seni unutur mu? Ya sen niye borcunu ödemiyorsun da beni topluma karşı böyle dımdız ortada bırakıyorsun? Ben de bunu diyorum işte. Sana iş kurana kadar harcamalarına dikkat edeceksin. Ne alaka ya? Ben zeytin kralıyım. Başka hiç seni anlamam ki. Alem buysa o kral benim. Zeytin benim işim. Sen de rüştünü ispat edince geçersin zeytini başına. O ana kadar paranı tutmayı öğreneceksin. Ya bunlar nasıl laflar şu anda? Parayı vereceksin ki tutacağım. Anne devreye girsene sen de burada şimdi beni. Baban haklı çocuğum. Tamam hadi sus, dur sen de konuşma fazla. Ya siz ikiniz size ne oldu, siz ne yapıyorsunuz? Bana karşı irtifak mı kurdunuz? Birlikte mi çalışıyorsunuz? Ne sandın? Ortada 30 yıllık evlilik var. Çocuğum sen de artık hayatını düzene koy. E babanı dinle. Hadi hadi, gelince konuşuruz bütün bunları. Seyfettinlerin yeni eve davetliyiz. Hem hayırlısın diyeceğiz hem de şu evlilik işini nihayete bağlayacağız inşallah. Bir salise, bu konu kapanmadı. Seyfettin amcalara böyle dehşetül bir hayırlı olsun hediyesi almamız lazım. Aynı zamanda da kız tarafını ihya etme çalışmalarına devam edip yükselteceğiz. Meryem. Meryem kusura bakma, ben seni unutmuşum. Ben gelemeyeceğim. Sonra görüşelim, tamam mı? İyi tamam muhtar. Zaten yerimi yurdumu biliyorsun. Ne zaman istiyorsan gel. De hadi kapa, kapa. Evet. Thank you.
Meryem? Aa, buradayım salonda. Gel gel. Açamadın mı? Açayım dur, heyecanlandı. Gel. Selamlar. Selamlar. Nasılsın? İyiyim, iyiyim sen. O kadar güzelsin ki, yani bu güzellik karşısında bir ölümlü nasıl olabilirse ben de öyleyim. Ay, teşekkür ederim. Ya Meryem, kaç zamandır söyleyeceğim unutuyorum. Seni daha önce Angelina Jolie'ye benzeten oldu mu hiç? Oldu. Oldu. Ben gençken İstanbul'a gittiğimde böyle sokakta yürürken yolda bir yönetmen gördüydü. O deliydi. Ben de onu Brad Pitt'e benzettim. 2 ay vakıf kuraba hastanesinde fizik tedavi gördü. Aman neyse canım, iş konuşalım artık. İş harika gidiyor, süper. Şıkır şıkır akıyor valla. O yüzden senden bir miktar daha nakit avans isteyecektim de. Olur, bakalım. Olmaz, 2 avans içeridesin, olmaz. Ama ben zaten hep içerideyim, yanındayım senin ya. Ne olacak ki, 2 avans daha. Meryem, ben kendimi sadece sana ve sana adadım. Olmaz. Malları satışa çıkarttım. Hesapları toplamam lazım. Pardon. Ercan'cığım, ne durumdayız para konusunda? Bir avans daha. Ercan. Seni hiç Brad Pitt'e benzeten oldu mu? Aman aman, ben mesaj aldım ya, tamam. Ben iş başına gideyim. Hadi. Tamam, hadi. Hadi. Sıkı kapat ha. Gel. Ay Sefum, çok heyecanlıyım ya. İlk defa misafirim gelecek. Ya üfleme, gel Allah aşkına ya. Ay Seyfo ya, bir gelsene. Hop. Durun bakalım. Güvenlik kontrol. Kime geldiniz de acaba? Kendimize geldik birader. Sen de kendine gel de ızgara kazığı gibi dikilme karşımızda. Sonra seraya çakarlar, güneşten pişik olursun. Sen koskoca apartman yetkilisine, hem de üniformalı yetkilisine hakaret mi ediyorsun birader? Ben mi hakaret ediyorum? Ben ne dedim ki kral? Ben sadece görevi dışındaki bir saksı maydanozuna önümden çekil diyorum. Çekil şimdi Allah aşkına, bir az dur ya. Bir dur ya. Bir dakika. Kusura bakmayın. Biz de bu apartmanın sakiniyiz. Kocam da ben de aslında çok sakin insanlarız ama pasende olabiliyor demek ki. Bu apartmanda oturuyoruz 9 numarada. İsterseniz bizimle gelin bakın. Kontrol. Ediyor. Ediyorsunuz. Seyfettin, dal mısın sen? Dal. Gel buraya gel. Evet canım, dallı budaklı hem de. Anladın mı? Bak. Çekil artık önümden, yeminle sabrım fıkır duyuyor. Yeri. Geliyorum. Siz kusuruma bakmayın ablacığım. Rutin güvenlik kontrolü. İyiliğiniz için. Eğer evinizde bir derdiniz, bir probleminiz, bir sıkıntınız olursa diyafonun yanındaki düğmeden beni çağırabilirsiniz. Malum evinizde tehlikeli madde barındırıyorsunuz. Ya. Sen de ama yani. Ne oldu? Seyfom yapma Allah aşkına ya. Seyfom ne yapıyorsun ama? Bak görüyorsun değil mi? Apartmanda ne kadar da güvendeyiz ya. Medeniyete bir düğme kadar yakınız. Ay. Hiçbir şeyden de memnun kalmıyorsun ya. Bu nasıl bir koku Sevda? Ay, bana 2 saniye geç geldiyse bu koku. Benim burnum seninkinden yavaşsa demek ki. Sana da maşallah bugün her şey bir yavaş geliyor Sevda Hanım. Abi şu kapıdaki ızgara kazığı kocana laf sokuyor. Sen ne diyorsun peki bunun karşısında? Oh!
medeniyete bir düğme kadar uzağız, ne kadar güvendeyiz diye utanmayanda. Ya ben ona demedim ya. Güvende olmamız dedim, düğmeye dedim. İyi. Buyur. Ah, anam, bunlar ne Seyfo'm? İnsanlar çöplerini niye evlerinin önüne koymuşlar acaba? Medeniyet al. Kapıcı istifa etmiş. Bütün millete dinletemedik. Yine atmışlar çöpleri yerlere. Kapıda güvenlik var sözde ama boşver. Oy hay sen çok yaşa ya. Ağzın bal yesin ya. Tabii ya. O kapıdaki saksı anca gelen geçeni durdursun zaten. Ay Allah'ım ya şu tersliğe bak Allah aşkına. Akşam hacı babamlar misafir diye gelecek. Biz misafirleri böyle mi karşılayacağız? Sen ne demeye getiriyorsun Balga? Ha? Çöpleri de biz atacak değiliz herhalde Sevda. Damadı çağır, o gelsin atsın. Ben dokunmam. Seyfo, sen ne zaman bu kadar tembelleştin acaba? Ne var şunların ucundan tutsan? Ya bu da böyle bakıp böyle konuşunca ben de yelkenler hemen suya eriyor ya. Sana bir şey diyeceğim. Çöp atmak da Sevda'ya dahil miydi bak? Ha? Dahildiler. Bak ya. Hiç kıyamıyorum sana. Yok. Olacak iş değil arkadaş ya. Olacak iş değil. Tövbelerim olsun ya Rabbim sür Allah. Kolay gelsin Coşkun dayı. Sağ ol Sadık kardeş. Buyur otur. Olayı görüyor musun Sadık kardeş? Venezuela'da bir orangutan 100 kişiyi tıraş etmiş. Ondan sonra da tıraş kolonyalarını alıp kaçmış. Yok canım. Yok dünyanın sonu geldi kardeşim. Bir de Coşkun dayı. Sen bunu nasıl dünyanın sonuna bağladın? Vallahi ben anlamadım bunu. Ama Sadık kardeş normal bir şey değil ki. Ha sen saç mı olacaksın sakal mı? Yok dayı. Benim tıraşla işim yok. Ben bana göre bir iş olursa hani müşterilerden duyarsan haberim olsun. Tamam tamam Sadık kardeş. Olur. Saç. Yok dayı yok. Hadi hayırlı işler eyvallah. Olacak iş değil arkadaş ya. Olacak iş değil. Ya sen 100 kişiyi tıraş et. Tıraş kolonyalarını al kaç git. Olacak iş değil arkadaş ya. Olacak iş değil. Ay anam ay. Bu ne tüketimdir? Arkadaş bu ne atıftır ya? Hayır bak bunca atığı yönetmeye kalksan Afrika'ya şehir kurarsın. Açık net. Öldüm. Aa, Seyfo bırak şimdi öldüm öldüm demeyi ya. Bir sürü yemek yapacağım hadi. İyi. Ay. Bak.
Evladım bana şuradan iki tane ekmek alıver. Sabah geç uyanıyorum da kapıyı asıverirsin. Bir dakika teyze. Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var yalnız. Sen buranın yeni kapıcısı değil misin? Yok. Ben yan komşunuz Seyfettin Sevda'ya dahil. He, aman Seyfo'm boş ver ya. Alıver işte kadıncağıza ekmeğini. Komşunun komşuya hakkı vardır. Hem bizim de alınacaklar var. Hadi abiye selam. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Hadi. Hiç kafan çalışmıyor. Bak vallahi bozduracağım benim ağzımı sonunda. Ya kızım biter mi o alınacaklar? He? Bu Samim nerede Allah'a sen ya? He? Ya ben Halil'i buraya alacağım yanıma. Bir iç güveysinin yeri abisinin yanıdır. Bitti. Yani. Kardeş bana iki paket makarna bir paket tereyağı alır mısın? Alırız alırız. Git yanına olsa. Türk değil galiba. Neyse anlamadım. Aha. Kapıcım benim iki kilo bolu bir kilo şeker al. Ya. Başka bir ağzın var mı dayı? Ha? İstersen bir kova su getireyim de o güzelin minnak ayaklarını yıkayayım. İster misin? Ha? Sizin kapıcının neden kaçtığı da belli oldu. Tabii bizim çepiş var biliyor musun? Bizim çepişi bara bağlasan o bile durmaz burada. Bir de bulgur diyor hala. Şu haline bak. Şekerden gideceksin. Yüzü koyun yatamıyordur kaç yıldır hala bulgur diyorum. Çek şu göbeğini içeri. O ne öyle ya? Yürü. Ay Seyfo'm ya. Kusura kalma. Ay Sefer. Ben Sevdaların şehirdeki evini çok merak ediyordum. Hacı amcaları iyi ki çağırdı değil mi? Nesini merak ediyorsun Perihan? Ev işte. Hadi yürü hadi. Ev hediyesi olarak 360 parça full artı full yemek takımı alalım. Tabii. Diğer kimseler cam tepsisi alırken biz Zeytin Family olarak şov yapalım. Yok oğlum. O az olur. İstersen ev hediyesi olarak yeni bir ev alalım. Ne dersin? Bakıyorum da hiçbir fırsatı da kaçırmıyorsun yani baba ha. Hele söz konusu ekonomik durumlar olunca lafı bana şöyle bir çarpıyorsun. Benim alım gücümü kısalttığın gibi sen kendi lafını kısalt. Anne, ben söyleyeceğim. Önceden seni sadece paran olduğu için severdim. Ama şimdi artık sadece babam olduğun için seveceğim. Ama yani dar boğaz, dar boğaz bana gınası geldi şimdi burada ha. Oğlum ne diyorsun anlamıyorum. Ya hadi binin artık ya. Bir dakika, bir dakika. Ayrıca ben artık evli, barklı, sorumluluk sahibi bir adamım. Kusura bakma. Ya sırf sen misafirliğe gideceksin diye, öyle çocukla ailesi görüntüsü vereceksin diye beni götüremezsin. Baştan söyleyeyim. Allah'ım bana sabır ver. İyi kal o zaman burada. Kal. Kal sen. Tamam sen arkaya geç tamam hadi. Geç. Sen varsın değil diyorum yoksa gelmem zaten. Hadi bir sür hadi sür. Hadi. Hadi sür bakalım hadi. Asmam çardaktan, dedi dit dit suyu bardaktan. Ay 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 ay, bir o epi veren kocaman kız. Elim on yanaktan, ay 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 ay. Anam her şey de çok güzel oluyor. Ah, ya millet bizi kapıcı belledi zar ya. Önüne gelen şunu alsan, bunu alsan diyor. İyi ki bir iyilik yapalım dedik. Heh. Kocaşım, şuradan kengiri uzatır mısın bana? Senin ağzından çıkan kulağını duyuyor mu kız? Kocaşım mı? Niye yabancıladın ki? Cecişim mi diyeydim. Tövbe bismillah. Sağda bir şey oldu. Buraya gelince sağa bir haller oldu kız. Seyfo, biz artık köyde değiliz. Biz şehirde yaşıyoruz yani. Senin biraz şehir hayatına ayak uydurman lazım ya. Allah Allah. Şehir niye benim yaşamama ayak uydurmuyormuş acaba? Anam! Anam eyvahlar olsun misafirler geldi daha hiçbir şey yetiştiremedim. Senin yüzünden bebişim. Git git Allah aşkına kapıyı aç. Git git. Ne yapacağım ben ya Rabbim ne yapacağım ya? Ah! Gözün aydın Sevda gelinim gelmiş. Bana iş buyurmazsın artık. Gelinlerin diyecektiniz herhalde. He. Geç kızım. Hadi sen de geç hadi. Hoş geldin. Geç kızım. Geç geç. Aslanlarım benim. Tam zamanında geldiniz he. Hadi geçelim şöyle içeri de ayaklarımızı bir güzel uzatıp televizyon bakak. Aa yürü.
Kapıyı kapatın ha. Ufak tefekmiş kızım. Sen bunun için mi hopladın yerinden? Ya biz de ufak bir aileyiz anacığım. Hı? Ay ben de üniversitedeki öğrenci evime benzettim biraz. Şirin aslında. Yok canım, gayet güzel daire. Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin kızım. Sağ ol bacım. Olsun ha. Bebek can sen. Ya bir ağız tadıyla oturmayı nasip etmedin damat ya. Araya çaktım kendin hemen. Abi oturacak yer yok. Ne yapayım? Hadi. Minder dışına. Seyfet ayı. Seyfet ayı ye. Sizin eve layık değil tabii biliyorum ama... ...bu cam tepsisi biz getirdik. Bebek beşiği kadar maşallah. Ya aslında ben sizin eve cami avizesi alacaktım ama... ...herkesin füsunu farklı değil biliyor musun? Şakir oğlum. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturun. Çok güzel. Çok güzel. Sağ olun, sağ olun. abi nasıl? Tebdili mekanda ferahlık var mı? Klima soruyorsan yok kardeşim. Camı açın. Kızlar. Hadi bakayım mı ikram? Koş koş hadi. Acele edin bakalım. Ay. Yenge? Komşular nasıl? Ay maşallah vallahi çok çok iyiler. Yani köy gibi ya. Hani burada böyle uzunlamasına bir köy gibi. Tabii. Kız. Hacı babamdan ince, hacı babamdan ha. Artık ne bulduysak böyle hani zamana karşı da yarıştık biraz. Kızım buraya da. Öğrenemediler. Sağ ol kızım. Verin bakayım ha. Kolay gelsin Recep kardeş. Sağ olasın. Şey soracaktım sana. Sen de eğer 10.000 lira falan varsa bana ver. Ben sana 15.000 lira olarak geri vereceğim, tamam mı? Hem siz şoförler seversiniz böyle yatırım işlerini falan ha? Yok, istemez Akidiş. Hem çalışınca kendiliğinden olur. Sağ ol. Oo, Ercan Efendi. Hayırdır? Çarşıya gideceğim de arabama bakıyor. Yok canım, depo kaça Florya diye soruyordun değil mi? Kaç kuruş yakıyor diye yani. Uygunsa ben de alacağım da bu oyuncaktan. Hani almadan önce tartayım diyorum. Ha. Mesela ben o işlerden hiç anlamam. Depoyu fullerim, parayı da peşin veririm. Recep, bir ara eve uğra da ben de kalan mazotları vereyim sana. Tamam abla, gelirim alırım. Sağ ol. Şşş, gel gel. Ercan, ne oldu bizim şunlükler ha? Hani böyle ilgilenen var mı? İnternetten falan damlayan kimse oldu mu yani? Yok ya, aslında tam alım yapmalık dönem ama işte bakalım. Nasip, nasip. Ya şey soracağım. Hı. Şu yoğurthanenin şirket politikasında avans durumları nasıl işliyor acaba? Biz öyle işlemiyor. Biz ay sonunda canlıyı görüyorsun. Anladın? Ha. İyi o zaman. Hadi satış olursa haber verirsin. Haberleşiriz. Tamam. Hadi. Hadi. Yok ya. Meryem'i de böyle küçük meblağlar için işkillendiriyorum. Bu böyle olmaz. Benim köyün yolunacaklar listesine bakıp biraz zihin jimnastiği yapmam lazım. Seyfettin. Saf ama kurnaz tarafı da var. Minibüsçü, tır zaten. Eniştem iyi aslında ama o da bana çok takmış durumda ya. Adam haklı tabii. Miktarda para çok aslında. Ama yok, o da olmaz. Köyde Hacı Bey'le beraber güven vermem gereken tek kişi. Şakir. Şakir.
bonkör biri. Olabilir aslında bak. Ama nasıl yapacağım ya? Ya hemşerim, şu Banu Boncuk olayına bir son versin artık he. Vallahi damat şakası, damat şakası artık baydın ama he. Ne? Ne? Kaşını niye kaldırıyorsun? Ne o? Olmaz olan ne? Olmayan ne? Hayırdır? Olmaz demek değil o. E kaşını niye kaldırıyorsun o zaman? Bak, Banu'yla benim vallahi hiçbir alakam yok. Ciddi söylüyorum. Tamam, bir zamanlar kıza vuruktum, kabul. Ya seni burada kendimize bacı olarak yakın görüp eski kırımızdan bahsediyoruz diye yani burada benim canımı sıkma. Ya kız bana sevdiği sular gibi aşıksa ben ne yapayım? Benlik bir durum yok. Sen müflis bakkal gibi niye eski defterleri karıştırıyorsun ki? Hayırdır? Tamam, şu anda sevdiğimle birlikte olmasam bile evli baklı bir adamım. Başım bağlı benim. Sence bende dudumun üstüne gül koklayacak bir göz var mı? Vallahi çok iyi oldu ya. Çok iyi fikir. Şakir, hazır ol. Ercan çökmeye geliyor. Ay, bana bir fenalık geldi. Şu camı açabilir misiniz artık bir zahmet? Aman aman oğlum, sakın açma. O zaman da soğuk oluyor. Bak çoluk çocuk hepimiz hastalanacağız sonra. Merkez sistem ya, kısamıyoruz tabii. Ben bakıyorum. Hadi bak. Sen otur. Olur. Ah! Avukat annem, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş buldum. Buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Avukat, buyur, buyur, buyurun efendim. Aha, buyur. Kadını nereye atacağız ya? Buyurun efendim. Şimdi Mustafa Ali kardeşim, sen beni bir yerime geç. Buyur. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Sizi bu tarafa alayım. Yenge, seni şehre alayım. Şimdi Mustafa Ali kardeşim, seni bir kez daha alayım. Yenge sen oraya geç, sen de beni gel. Geç geç. Perihan Hanımcığım çok özür diliyorum sizlerin damat. Kalk 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 kalk. Heh. Gel Perihan'cığım gel. Sen Nuriye'nin yanına geç. Sevda, yenge siz de aramızda değişin. Veli siz de değişin. Heh. Tamam mı? Bitti mi yerleşmen işi? He bitti. İyi. Şimdi gerekli olan evrakları yeniden düzenledim. Fakat bu arada hakim değişmiş. Ha. Görüştüm kendisiyle ama pek sıcak bakmıyor. Nasıl sıcak bakmıyor ya? Olur mu öyle şey? Ya sen söylemedin mi ortada bir yanlışlık olduğunu? Şakir dur oğlum, dur, dur. Bir saniye baba. Beni konuşurken korkta koyamazsın, susturamazsın beni. He. Veli Demir denilen şahıs konuşunca bir şey yok. Şakir'e gelince sus. Yok ya, olmaz. Konuştum. Söyledim de. Ama bunun için ispat istiyor. Şimdi avukat hanım. Bu işte bir ihmal yok mu? Bu dosyayı hazırlayanlar, nikah kıyan memur. Bu ordu çözülmez mi? Çözülür tabii. Nikah memuruyla belediyeye dava açarız. Ama o da kaç yıl sürer kim bilir. Ne belediyeye davası? Ya siz benim siyasi istikbalimle mi oynayacaksınız? Endişelenmeyin Muhtar Bey. O açıdan bir sıkıntı olmaz. Ama mahkeme der ki imzalarken bakmadınız mı? Ne yapacağız o zaman? Ya biz böyle hayatımızın sonuna kadar çarpışık evlilikte mi yaşayacağız ya? Bir yolu var aslında. Hem de basit bir yol. Eğer nikah memuru şahitlik yaparsa yeni hakim de belki kolaylıkla boşar çiftlerimizi. Siz ne diyorsunuz oğlum? Tamam baba öyle yapalım o zaman. O zaman Mustafa Ali ile Seyfettin yarın belediyeye gitsinler. Orada durum çözülsün. Ya nikah memuru kabul etmezse? Eder eder hallederiz o kolay. Ama sen karışma bu defa. Ne olur ne olmaz işi büyükleri bırakalım. Selamünaleyküm Recep'im, kolay gelsin. Oo Sadık abi, ve aleykümselam. Sadık abi bak ne diyeceğim. İstiyorsan bu akşam bize gidelim he. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Asıl ben sana ne diyeceğim Recep. Malum, Meryem Hanım'la yollarımızı ayırdık biliyorsun. Yani senin şimdi arabana inen binen çok olur. Arabanda konuşulursa, kulağına ilişir falan.
Kahya işi olursa çiftlik için olur, zeytinlik için olur. Haberim olsun be kardeşim, he? Olur mu? Tabii Sadık abi, ne demek ya? Hem arayan senden iyisini mi bulacak, değil mi? Eyvallah kardeşim, eyvallah. Biz de ekmeğimizi kovalayacağız artık, ne yapalım? Hadi, Allah işini gücünü rast getirsin. İyi akşamlar. Amin abi, amin. Sağ olasın. Güle güle oturun. İyi geceler. Abi, beni görüşürüz. Güle güle oturun oğlum. Sen beni getirin. Kurtar beni baba. Kurtar lan. Kurtar beni. Hayırdır ya? Ne bu gizem? Peşinde birileri mi var yoksa abi ha? Ya, yok be oğlum. Beni bu apartmandan kurtar diyorum ya. Köyüme dönmeliyim. Ben buraların adamı değilim kardeşim ya. Bana ne ya? Sevda yengemle aranıza hayatta girmem. Mama. Bak oğlum. Burada darlanınca kapı önüne çıkıp oturamıyorum. Arabalar girip çıkıyor. Bariyer var. En basitinden mısır emüklesem ses olur diye şikayet ederler ya. Ah Nurcan, Sevda yengem yüzünden abimi ne hale getirdin ya. Tamam, yarın bir çaresine bakarız. Şimdi şu boşanma işine odaklanalım. Allah'ım, düşüneceğiz hemen Mumu. Kardeşim, kardeşim. Sık sık gelin. Vallahi yengemi de al gel ya. Vallahi çok sever aslında böyle ortamları, böyle yerleri. Tam ona göre aslında ha. Aman biz yerimizde iyiyiz. Masrafa gerek yok. Yenge hadi hayırlı olsun eviniz. Sağ olasın. İstediğiniz zaman gelin. Ev kocaman ya, kalmaya da gelin. Ay şekerim, vallahi müşterimler tamamen bize kaldığı için biz şu anda rahatız. Thanks. Hadi Mumu. Unutma. Hadi bak ya. Mutfağı güzel. De, ay müstakil ev gibisi var mı be? Ha? Aman pek bir havasızdı kızım ev. Hiçbir yerden hava almıyordu. Vallahi bunaldım. Şurada şu temiz havada azıcık bir kendime gelen. Yani mutfağı güzel tabii de öbür odalar pek kullanışsız. Ha. Ay mesela Dudu'nun evi. Geniş, ferah. İnsan havuza bakmaya doyamıyor. Ama benim evim de ahşap. Hem Veli bana dedi ki orayı böyle bir masal evine çevirecekmiş. Aha, Veli'yi bulursan çevirir. Biraz da rutubet var gibiydi değil mi? Hı? Yeterin gari. Ses etmesem sabaha kadar çekiştirip duracaksınız. Bırakın kim nerede rahat edecekse orada yaşasın. Hadi Allah rahatlık versin herkese. Nurcan biz geçelim, yorgunluktan ölüyorum. Hadi.
Hadi yavrum. Hadi bakalım merkez odasına. Canım ya. Nasıl da bunalmış görüyor musun abimi? Resmen kümese tıkılmış karaca gibiydi. Ay Mumu Allah aşkına şimdi onun için mi üzüleceğim? Sevda'ya bak nasıl da mutluydu. Havalı havalı böyle bir servis edişi var. Sanırsın ki boğaz kenarında yalı sakini. Ben Sevda'yı mı diyorum, abimi diyorum. Acıdım adama ya. Hiç alışık değil böyle şeylere, hiç. Ay kusura bakmasın ama alışıversin biraz da. Yani bir zahmet karısı için katlanıversin. Bak sen benim bazı isteklerime nasıl katlanıyorsun. O da birazcık zahmet çekiversin şekerim. Sen onu bırak da Biricik'in yoğurtlarına odaklan. Bugün yeni yoğurtlar mayaladım. Yarın açıp bakacağım. Eğer güzel olurlarsa bu iş tuttu demektir Mumu. Sen gene de kendini en kötüsüne hazırla. Hani olur da tutmazsa diye diyorum. Tutar. Tutacak. Tutacak. Marka olarak da Şanzelize yoğurtları. Nasıl geliyor kulağa? Şanzelize? Şanzelize yoğurtları. Şanzelize yoğurtları. Çok yakın raflarda. Olala. Yani adı güzel de ya tutmazsa? Tutar. Tutar. Ben yıkıyorum. Tabii ki tutacak. Şeytanın aleti. Ne yapıyoruz ya biz acaba? Biz neden bu kadar en erkenden geldik ki? Gene bir aksilik olmasın diye. Sen sus! Hemen bana laf savurma. Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası seni. İnşallah bugün bir sorun çıkmaz. Tamam, tamam. Şakir ben çok susadım şu anda. Tamam başkası. Seller, sular bende. Hemen al gelin dur. Şurada. Kim ya? Bilinmez bir no. Aliye. Aliye. Aliye ben Şakir. Niye anlamıyorum ki ben şu an? Kesin. Sesim boğulmuyorum geliyor. Boğum, boğum. Bağlı boncuk olayını biliyorum. Ne? Sen kimsin oğlum? Bana telefonda esrarı içizlik yapmayın. Aliye. Kimsin? Nesin sen şu anda? Eğer erkek değilsen kapamazsın. Aliye. Canım siz geçin ben sana suların parasını vereyim şuradan. Bozdurayım da bozuk yok siz geç. Gel. Gel sen gel. Ne yapıyorsun Şakir? Asıl sen ne yapıyorsun oğlum? Ne yaptığının farkında mısın sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben o telefondaki seslerden korkacak adam mıyım sence? Sen ne oldu sana? Ne yaptılar? Sen nasıl bir adam oldun da böyle oldun? Moskova'da nasıl bir eğitim aldın oğlum sen? Ne diyorsun ya? Ne oldu? Telefon geldi bana az önce imkansız bir oradan. Şaka mı bu? Ne şakası ya? Durum ortada. Şaka yapacak durumda mıyız yani? Bana telefonda az önce Banu Boncuk olayını bilen birisi aradı. Sen ne yaptın oğlum? Kimlere anlattın? Kimlere söyledin bunu? He, demek ki Sibirya'dan bucak, Rusya'dan bacanak olmazmış. Dudu'yla gelecekteki resmimi siliniyor. Adeta yamacından yok oluyorum. Olmaz olsun senin gibi insan. Beni bitirdin beni. Saçmalama ya. Kimse bir şey söylemedim ben. O zaman telefondaki nasıl her şeyi bana anlattı? Banu Boncuk olayını biliyor. Bu bilgi kötü niyetli kimselerin eline geçebilir. Beni bitirirsin. Ya ben demedim diyorum. Sakin ol. Şu işi bir an önce halledelim. Ya Sevda Hanım içine resmen apartman kontesi kaçtı. Aradığım tertibe ulaşılmıyor yeminle ya. Kendini yaktı. Beni de heder ediyor yanında Mumu. Babamın bağırmasını bile özledim la. Bir akşam size bağırdı mı? Kadınlar biraz kulağınızı çınlatınca bağırdı tabii. Vallahi mi? Selin Helin nasıl bağırdı? Abi sırası mı şimdi? Allah aşkına adliyedeyiz ya. Ben bir şeyler düşündüm sizi döndürmek için. Halledeceğim merak etme sen. Vallahi ama nasıl olacak o iş? Sus şimdi ya. Siz burada bekleyin. Biz nikah memuruyla ve evli çiftlerle bir girip görüşelim. Bu sefer ümitliyim. İçimdeki ses boşanacağımızı söylüyor. Ay hadi inşallah. Evet.
Anam, anam. Kızım ellerine sağlık. Pek böyle bir türlü aman pek güzel olmuş, pek güzel olmuş. Hadi buyurun, afiyet olsun. Bahadegül, yeni trendleri de yakından takip ediyorsun bakıyorum. Sunum çılgınlığı yakıyor. Ay, açılış mı var? Çatal yerine makas getireyim. Ya, girmeyin Allah aşkına. Yani benim güzel kızım özenmiş, bezenmiş böyle. Yapmış yani, ne var? Değil mi kızım? Bahadır, öğret de ben de apartmanda insanları, komşuları kahvaltıya çağırayım. Ben de bunları da aynısından yaptırayım. Ay, inşallah adliyeden de güzel haberler gelir. Bu hazırlık boşa gitmez de böyle kutlama gibi olur. Ay, inşallah ya Rabbim. Kızlar mutlu olsunlar bu sefer. Ben bu yumurtayı yiyemeyeceğim. Ay, gel sana vereyim. Gelinin zahmet etmiş sonuçta. Anam da aldı. Oy. Kız yani şey yapaydın ya kızım. Niye böyle bu kadar uğraştın yumurtalarla? Hani bir sıcaklı yumurta çırpıvereydin diyorum ha? Sunum bu anne, sunum. Vallahi biz bugüne kadar kimselerden bir sunum görmedik. Ay yarabbim. Selamun aleyküm hanıma. Hayırlı işler ola. Aleyküm selam. Şu ben 1 kiloluk yoğurttan aldım. Şöyle, buyur. Ha, sağ olasın. Hayırdır? Alek ile birlikte simit yoğurt mu yapacaksınız ha? Evet, buyur siz de yiyelim. Yok, afiyet olsun, sağ ol. Sağ ol. Ya hanıma, senin yoğurdun güzeldir hastır emme. Mustafa Ali kardeşimin hanımı Nurcan Hanım da bir yoğurt yapmış diyorlar. Dadı aynı senin gibi, kıvamı mermer gibiymiş. Bıçakla kes ye, öyle diyorlar. Öyle methedip durlar. Nurcan, yoğurt yapıyor. Benim gibi. Hadi canım orada. Allah Allah. Saça parmağıyla sütün içine giremez o. Bırak onu. Dirseğiyle değil, koluyla birden girer. Ne anlar o yoğurtçuluklar canım? Allah Allah. Allah nasıl yapar, nasıl eder bilmiyorum ama pek methedip durla. Hadi kalsa alacağılan hayırlı işle. Hayırlı işler, hayırlı işler. Allah Allah. Allah Allah. Nurcan, benim gibi yoğurt yapıyor. Hadi canım orada. Sakın geri dönmeyi falan düşünme. Annem bakacak sana. Ananı da üzme. Kesin aç kalırım ben orada. Annem neyse de dayımlar falan sofraya bir kere çağırır. Daha da çağırmazlarsa oturmam ki. Az da olsa ısrar gerekir. Olmazsa ben bir köşede öylece acı acına yutkunurum. Bunu mu istiyorsun baba? Ha? Merak etme oğlum. Israr ederler sana. Asıl burada aç kalırsın. İş yok, güç yok. Belirsizlik var oğlum. Bu seferki başka şeye benzemiyor diyorum sana, anla. Ya baba, beraber aç kalalım ya. Yersiz yursuz kalalım. Ama beraber kalalım ya. Ne olur. Yapamazsın oğlum. Tanıyorum seni. Recep. Buyur abi. Sen bunu otobüse güzelce bindir olur mu kardeşim? Bindiğine de iyice emin ol. Sana zahmet. Tamam Sadık abi. Bunu da al. İzmir'e varınca anandıra lokum alırsın. Büyüdün artık. Beklerler. Hadi. Efe. Hadi atla. Thank you.
Aha. Ana babalar pert, ben sorem. Ne oldu yeğenim? Boşandınız mı? Ana! Sonunda kedi olanı bir fare tuttunuz. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Başa döndük. Kızım evli değil. Baba ben Melih'le evleneceğim ama biliyorsun değil mi? Ben şimdi dul mu kaldım yani? Allah'ım genç yaşımda dul kalmak da varmış. Ay ben şu anda boşandım diye çok mutluyum ya. Vallahi kendim boşanmış kadar sevindim açık net. Tövbe. Mutluluktan ne dediğimi bilmiyorum ya. Lafın çıkışını hesaplayamadıysam demek. Ay ben de boşanınca üstümden büyük büyük kalktı vallahi. Oğlum sen neyin sevincini yaşıyorsun ya? Boşandınız siz. Evli değilsiniz ki şu an. Ayrıl bakayım geç öte geç. Geç öteye geç. Dur. Babamı arayayım da müjdeyi vereyim ya. Efendim oğlum. Baba müjdemi isterim. Kızlar boşandı, artık dullar. Bunun müjdesi mi olurmuş oğlum? Hep ama baba hani boşansınlar diye o kadar dua ettik ya. Ondan öyle müjde diye şey ettiysem demek. İyi. Hadi. Allah evlatlarımızın bahtını açık etsin. Amin. Hadi babacığım müsaadenle kapıyorum kapa. Kızdı. Benimki de laf. Babacığım, ne oldu? Boşanmış olmuş mu? Boşanmışlar kızım, hayırlısıyla. Oh, şükürler olsun. Hatice anne, sana mesaj geldi. Kızım be, sen bir okuyuversene şunu. Nurcan yengemden. Aa. Gözümüz aydın. Boşanma gerçekleşti. Oh la la. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Oh üzerimden büyük bir yük kalktı ya. Ay o ne öyle? Yanlış evlilik. Ay böyle şeyler hep bizim başımıza gelir zaten. Vallahi şimdi böyle bir ağız tadıyla dediğin yaparız yani. Ay yok be yenge, gitsinler belediyeye iyice bakıp doğru evlensinler yeter vallahi. Hem bakarsın bu sefer dört tane nikah olur. Üç üç, biz evlendik. neyse, bu haberin üstüne güzel bir kahve içilir değil mi? Ay içilmez mi kızım, yap da gel. Hadi ben yapayım o zaman. Hadi bakalım maşallah maşallah. Maşallah kızım maşallah. Oh be. Avukat hanım, bundan sonraki prosedürü bize kısaca özetler misiniz? Prosedürün Mumu dayı. Belediyeye gidip evleneceğiz işte. O tam olarak öyle olmuyor. Boşanan kadın evlenmek için yasalar gereği 300 gün beklemek zorunda. 300 gün mü? Ya susun, susun. Dinleyin avukat hanımı. İddet süresi deniyor buna. Ama erkek için öyle bir süre yok tabii. İstediği zaman evlenebilir. Ha iyi o zaman. Ya ne var? Bak şu anda avukat hanımı dinleyelim. Evet. Erkekler istediği zaman evlenebiliyor değil mi? Onda şey yok. Tabii ben aşkısında evleneceğim için o sürenin dolmasını bekleyeceğim. Evet. Avukat hanım çok özür dilerim. Bir şey sormak istiyorum. Bu iddet süresi hamilelik içindi galiba. Doğru mu hatırlıyorum? Evet doğru. Hamilelik durumu olmadığı kesinleşince bu süre sınırı nedir acaba? Doğru soru bu aslında. O zaman 3 ay sonra mahkeme kararıyla tekrar evlenebilirsiniz. Ha, 3 ay. İyi, tamam. Bekleriz artık. Avukat hanım, bu erkeklerin haklarında bir sıkıntı ya. İyi. Şakir. Dudu. Kimdikle kızım hak etti. Tövbe estağfurullah ya. Ya ben burada bir hak, bir hukuk, bir adalet, bir fıkıh. Onu da sormayayım mı yani? Anam, 3 ay kimse evlenemeyecek ha. İş tekrar nişanlık seviyesine indi. Neyse, kızım 3 ay daha bizimle olacak. Of, şimdi düşüp bayılacağım. Cinnet geçirdim burada he. Kızım da kızım, kızım da kızım. Bu dünyada bir tek senin kızın var sanki. Başka kimsenin kızı yok. Amına değerli kızın varmış he.
Şakir! Neyse, herkes dikkatli olsun. Gözüm üstünüzde, bana göre. Eh, o zaman herkesi benden lavaş! Hadi kızım. İyi günler, çok teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere. İyi günler. Sen beni burada rezil husva ettin bu insanlara karşı. Bak basamaklardan beşer onlar adımlarla çıkıyorlar. Belki açlıktan gebermek üzereler şu anda. Ben burada gönül rahatlığıyla bir lavajon bile ısmarlayamadım. Beni sen bitirdin. Saatimi satarım, bu diyardan çeker giderim. Ondan sonra da ararsın beni. Hadi düş önüme. Hadi önüme düş benim. Belki böyle aklın başına geldik. Oh. Bakayım şöyle. Oh. Nurcan Hanım, yeni imajınız hayırlı olsun da. Yalnız taklitlerden sakınmak lazım, biliyorsunuz mu? Hani bizim buralarda böyle hoş karşılanmıyor bu işler. Sana sokağında podyuma çıktık da benim haberim mi yok şekerim? E ne yani işte ahır kıyafet, ahır kıyafeti. Diyorsun. Yoğurdunuzun metini pek mi duyduk? Kulağımıza kadar geldi. Hmm. E bir gelelim, bir tadına bakalım dedik. Dikkat et, içine sevgi kattım. Mideni bozmasın. Benim midemi kimse bozamaz. Yalnız kafamı bozarlarsa o ayrı. Anladın? Haydi bismillah. Bu yanmaz pazar yoğurdu. Bizim yoğurdun tadına benziyor bu. Ay, yoğurt işte şekerim. Ne kadar değişik olabilir ki yani? Bana bak. Sen yoğurt muhurt yapmayı bilmezsin. Nasıl yaptın bunu? Söyle hadi anlat. Aa, şekerim şimdi bak, bizim zamanımızda internet diye bir şey var. Açıyorsun, bakıyorsun. E tabii senin zamanına göre henüz bir 10 senesi daha var gelmesine. O yüzden sen merak etme, ilkelliğin tadını çıkart. Nurcan Hanım, bu internet işine benzemiyor pek. Bu işin peşini bırakmam ben. Bir çapan oğlu çıkarsa, o zaman görürsün sen ilkellik neymiş, anladın? Daha ne? Ciao. Ya gitmek istemiyorum ya, gitmek istemiyorum. Çalış kafa, çalış kafa, çalış. Recep abi dur. Ne bağırıyorsun lan Efe? Milleti düz yolda savurdun ya. Recep abi nefis cüzdanımı unuttum babamda ya. Ne olacak şimdi? Ben gideyim alayım. İyi hadi al bakalım. Da şş, beni zorda koma ha. Bak zaten geç kaldık. Hem nüfus kağıdını unutuyorsun hem de yola çıkıyorsun. Bir an yemeyecek zannettim ya. Oh be, iyi ki Hacı dede nikah memuruna kuvvetti. Ay evet, dedem olmasa sürünüyorduk vallahi. Ya Duru'yla yanlışlıkla evlendiğim günden beri içim resmen emniyete çekip dörtlü yakmıştı. Şaka işte ya. Öyle beynimde biriktirivermiş. Kendiliğinden çıkıverdi. Şakir tamam, tamam daha fazla uzatma. Şakasını bile kaldıramayacağım şu anda bunun. Tamam sakat, biz ayrılalım ya. Şimdi bak, meydanda ya şu anda. Gören bizi hala evli sanmasın, hadi. Ya bir dakika, ne alaka şimdi ya? Gel sen gelsene, şurada bir ağaç var, ben göstereyim onu sana, gel. Hadi kızlar, goodbye, bye bye, hadi gel. Gelsin oğlum, gel buraya, eli. Ne oluyor ya, niye çekiyorsun beni? Bak ötesiz, bak o imkansız numara arıyor yine. Kesin senin değilsin, tamam. Ama bak bakalım sesi tanıyacağım mı? Aç, hadi aç. Aliye. Banu boncuk olayını biliyorum. Hemen 10.000 liraya hazırla. Yoksa köydeki herkes duyar. Kimsin sen kardeşim? Şakam yok. Haberin olsun Şakir. Kepazeliğin eşiğindesin. 10.000 liraya hazırla ve benden haber bekle. Bana bak ötesiz. Telefondaki ses. Senin sesini duyunca hiç yargılanmadı. Bak oğlum, eğer aranızda böyle bir iş pirinçliği falan varsa bak bana itiraf et, çabuk söyle. Şakir saçma mı artık? Senin düşman falan var mı? Onu söyle. Var tabii canım. Olmaz olur mu? Var tabii düşmanım. Ama buralarda değil. Nerede?
uluslararası sularda. Tabii. Yani benim gibi zengin ve yakışıklı diğer dünya insan kimseleri benim düşmanım olabilir. Bana karşı kin gidiyor olabilirler. Her şey olabilir ama ben o değil de bu bağlı boncuk olayını nerede, nasıl, ne şekilde duydular? O yok bende, orası yok. Of Şakir, benimle hiçbir ilgisi yok diyorum, onu anla artık. Tamam, inandım. O zaman madem öyle, hadi bana bir 10 bin ver de ben şu şantajcıyı bir susturam. Heh, vallahi şu anda finansal olarak servis dışıyım. Geçici olarak hizmet veremiyorum ama çok yakında hizmete gireceğim. O zamana kadar ateşli hadi ver, çıkar. Sana hayırlı işler Şakir'cim. See you. See you. Allah çarşına pazar verir Melik Efendi. Adamsın ya, erkeksin ya sen. Elbet bize de bir gün şey olur, kader gider. Ha! Bismillah! Ne yapıyorsun sen? Nasıl bir gelmek bu benim? Aklımı ödümü koparıyorsun, başından alıyorsun. Eve dalmadın mı sen? Gitmedim Şakir. Sende bir gariplik hissettim, gitmedim. Hayırdır? Ne oluyor sana? Betim benzin atmış senin. He? He, attım o Betim benzin ben. Tabii. Yenisi bu. Yani böyle adeta deri değiştirdim. Ya yeni hayatımıza başlayacağımızı duyunca yılansı gibi çıkarıp attım. Sana da tavsiye ederim. Vallahi bak, gözenekslerin açılır. Böyle bir cilin havalanır. Gözenekslerin gün boyu zinde kalır. Ya hadi ben seni bırak. Hadi gel hadi. Kız geldi. Şey yap gel. Şu yanını. Böyle buyurun. Şimdi dinle merak. Nikahlar kıyıldı. Ama bir yanlışlık oldu. Bütün köy halkı da biliyor bu yanlışlığı. Neyse ki durum hayırlısıyla çözüldü. Artık adımlarınızı doğru atın. Çocukları kontrol edin. Ama sık boğaz da etmeyin. Babam size buyuruyor, biliyorsunuz değil mi? Hepimiz için de yamalın. Ailecek dikkatli olmalıyız. Bakarsın biri can sıkacak, bir laf eder. Aman ha, sabırlı olacağız. Damat, babam konuşurken o telefonu kapatacaksın. Az kültür sever ol ya. Okut baba kendini. Ben babamın tenziplerini dinliyorum abi. Ne dedi en son? Ailecek birlikte olacaksınız dedi abi. Selam aleyküm. Aleyküm selam muhtar. Sen diyorum, bu kahveyi satılığa çıkardın ama bana mı kiralasan diyorum. Hayırdır? İki iş birden mi yapacaksın? He? Hem kahvecilik hem de muhtarlık. Kendim için değil, Şakir için. Yani bizim oğlan evleniyor, barklanıyor, hatta boşanıyor. Gene de adam olmuyor. Yani fabrikada elini çeksin, kahve işlesin diyorum. Malum, zeytin işi sezon işi. Bizim oğlan boşta kalınca har vurup harma savuruyor. Azıcık sorumluluk sahibi olsun. Diyorsun. Eğer iş giderse söz, kahveyi ben satın alacağım. Ben bir düşüneyim. Aslan parçası, evlilik nasıl gidiyor? Ya sevdiğinle birlikte aynı çatı altında bir ömür geçireceğin için mutlusun. Huzurlusun ama bir garipliği de var. Nasıl yani ya? Ya tam çözemedim abi. Alışmak gerekiyor herhalde. İyi hadi bakalım. Alo Ercan Bey merhaba. Aramasam aramayacaksınız. Evet. Evet. Nedir para konusundaki son gelişmeler? Ayarlıyorum. Madem daha fazla kazanmak istemiyorsun. Daha ne kadar kazanabilirim ki? Bir şey söyleyeyim mi? İkiye katlardın. İkiye mi katlardım? Alo. Paramızı hemen geri ver. Adam. Nuriye ne yaptın ya? Ya adam senin aklını çelmeye çalışıyor Halil. Artık yatırım matırım yok. Paramızı geri al.
Biz ne zorluklarla gıdım gıdım biriktirdik onu. Allah Allah. Ya yatırımdan zerre anlamıyorsun Nuriye'm ya. Daha düşüneceksen ben gideyim. Düşünüyorum. Tabii. Konu Şakir olunca insan düşünüyor. Hatta sen iki kere düşün, sonra aramızda sıkıntı olmasın. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşündüm. Şimdi, benim kahvem öyle deneme yanılma kahvesi değil. Bu bir. İkincisi, Şakir'i severim. İyi çocuktur. Lakin kahve yerine katran içirir. İki gün sonra da burayı lahmacuncuya çevirir. Kendi de bedavadan yer, el aleme de bedavadan dağıtır. He? Kirayı ödemeyince kimle kim karşı karşıya kalır sence? He? Sen de ben. O yüzden yaş bu iş yaş. Olmaz. Her ayın sonunda bana tıkır tıkır kirasını veren adam lazım işte o kadar. Yani kirayı ödemek sıkıntı değil de yine de sen yumuşak söyledin. Bu iş Şakir'in işi değil. Boş geç diyorsun. Yani. Kahve iş olmaz. Doğru diyorsun. Hadi selametle. De hadi selametle. Tövbe olsun. Torunlar boşandılar. Hep beraber sevindik. Ama bundan sonra ne olacak hoca? Vallahi ne diyelim hanım. Allah kolaylık versin. Onlar için çok zor olacak tabii. Bu kadar da uğraştılar. Evler tutuldu, düğünler yapıldı. Sonuç? Evli evine gidemedi. Herkes köyüne döndü gene. Zor olacak ama atlatacaklar. Ne yapalım? Afiyet olsun. Eline sağlık anacığım. Afiyet olsun oğlum. Diyorum ki... Bu evde de torun ne güzel büyütülür ya. Kız yavaş. Ya önce ben şu saçları bir ağartayım. Efendime söyleyeyim şöyle bir Richard Gere tadına bir varayım. Bir o tadı yakalayayım ondan. Ne yapıyorum? Ya ne soracağım? Benim yokluğum hissediliyor mu ha? Hissediyorsunuz değil mi? Yok. Vay be. Vay. Vay. Ya acaba yemekten sonra çayımızı da aşağıda sitenin çardağında mı içsek ha? Hangi çardaklı? He? Sahte asmalı çardak. İndi köyümüzde olacaktık. Mis gibi havada köyümüzde o hayatımızda çayımızı içecektik. Ama burada dıkılık aldık. Hayatımız kaydı. Neyse çok özür diliyorum. Ağzımızın tadı bozulmasın. Hadi. Takıldıysan balkon var. Balkona çık. Terbiyesiz. Bunun da tadı pek bir kötü. Tabi. Eski herhalde. Meryem abla. Recep. Gel gel. Salondayım gel. Destur var mı Meryem abla? Var var gel. Gel. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Sen nasılsın ablacığım? İyiyim iyiyim şükür. Fazla mazot var. Eve uğral demiştin ya. Ben o sebepten rahatsız ettim. İyi ettin iyi ettin. Şu bizim sahada... Neyse işte biliyorsun yan müştemilat da var işte yerini de al. Meryem abla. Sadık abi yanıma geldi. Başka bir yerde kah yarayan varsa bana haber ver dedi. İyi. Allah yolunu açık etsin. Efe'yi de annesinin yanına İzmir'e gönderdi. Burada bakamam dedi. Haklı aslında. Yani kendine bile yer yokken Efe'yi nasıl barındırsın değil mi? Doğru. Baba ile oğul ayrılırken içim burkuldu. Kalbim acıdı be Meryem abla. Aliye.
elini çabuk tut. Ah, annem, annem, gel, gel canım beni alırım, gel seni otur. Gel senin ayaksının altısını öperim, gel. Ah benim canım. Ah annem, canım annem benim. Anne, biliyorsun ki ben senin ilk ve tek oğlunum. Tabii onun yanı sıra ilk ve tek çocuğunum. Düşün yani, ben senin için ne kadar önemliyim. Evet çocuğum. Anne senin biliyorum ki kenarda, kıyıda, köşede, gölde, nehirde bazı birikimlerin var. Var tabii çocuğum, var. Diyorum ki anne, ben senin o birikimlerini yiyeyim. Neden? Çünkü sana tekrar biriktirmek için kendimi motivation sağlamak istiyorum. Tabii ya düşün, kendimi nasıl feda ediyorum. Ay ama biz seninle ne konuştuk çocuğum? Öyle harala gürele para harcamak yok. Evleneceksin çocuğum sen. Ya o ne? Anne daha ben 3 ay sonra evleneceğim. 3 ay daha bebetomu ben nasıl jest, nasıl mimik yapacağım acaba? Bunları düşündün mü hiç? Ya benim senelerdir ilmek ilmek ördüğüm imajımı yerle yeksan edeceksiniz. Şakir. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Hadi evine hadi. Hadi. Beni bu dul halimle, 5 parasız bu evden dışarı kapının önüne mi koyacaksınız? He? Benim gelir gider dengem bozuldu. Gelip gidemiyorum. Kafamın içindeki psikoloji mahvoldu. Bittim ben, perişan oldum. Hadi oğlum, hadi. Ay, ya Sefer, biz çok mu ileri gidiyoruz acaba ha? Yok, iyi bu. Böyle böyle ekmeğini elin alacak. Aliye. Tam olarak nerede demiştin abi? Verandanın altındaki saksıda. İçeri gir, ye iç, kafana göre takıl. Tamam mı? Ne istersen yap. Ama bak, ben birazdan geleceğim. Sakın benim kafamı bozma. Zaten bozukum şu an. Tamamdır abi. Çay koyayım istersen. Sen gelene kadar da demlenir. Çay. İyi tamam, demle içeriz ya. Bak. Önce ellerini yık he. Pis. Çay şeyde, üstteki dolabın orada. Çaydanlık da oralarda bir yerdedir. Hadi kapa. Nurcan bazen seni tam olarak anlayamıyorum. Araya kaynak yapmasaydın belki de babam dondurmacılara satışa ikna olacaktı ya. Unut artık şu dondurmacıları Mumu. Bak ilerliyorum, tek sıkıntım kalifiye eleman. Onu da yakında çözeceğim. Hadi odaklan artık şu yoğurda. Odaklanamıyorum. Hatta yoğurdu çok severim. Bana dondurmayı ve tabii ki 20 milyonu hatırlattığı için sofrada kaşık sallayamıyorum ya. Travma oldu bende bu durum. Bugün millet Osmaniye'nin içinde bulunduğu hal. Size garip gelmedi mi paşa? Yok hünkâr. Abi geçen gün evde ziyafet varmış herhalde. Dolabı bir açtım. Kendimden geçtim yemin ediyorum. Aylada geçiyor gibisin. Şaşkın şaşkın bakışından belli. Çay nerede? Çay demleyecektin yani. Demleyecektim de ağırlık çökünce mecalim kalmadı biliyor musun? Sen sevabına demlesen ağırlık da gider. He Şakir abi? Bak bir de bana iş koyuyorsun he. Hem benim evime çörekten, hem dolapta, mutfakta, orada ne varsa ye, iç, sil, süpür her şeyi. Toz etmeyi dende. Ondan sonra çayı da bana yaptır he. Vay arkadaş ya. Vallahi helal olsun he. Evesu. Bana bak. Oğlum bana doğru söyle. Bu anı boncuk olayında bir falsun oldu mu lan? He? Öt çabuk. Abi yemin ederim benim ağzım duvar gibidir. Zehir ya. Biliyoruz. Ağzın duvar gibidir. 2 tane yan yana duvar görsen arasına kaşar koyup tost yapıp yersin sen. Biliyoruz. Pis. Diplize bak ya. Oraya da girmişsin. Diplize de yeseydin keşke. Ya bunlar benim kötü günler aşırımdı. Ben de kötü günümdeydim zaten abi. Çekil şuradan. Kalk yerine yat.
Kalk buradan, burası benim yerim. Uyuyacağım ben, buralarda toparla. Örtük battaniye falan getir bana. Çay ver bana! Çay! Ne oldu? Bismillah, ne oluyor ha? Ne oluyor? Bu nasıl bir görüntü? Ha? Anam, deprem oluyor ya. Şişt, ne yapıyorsun ha? Ne? Ara gelmiyor mu ses? Cahil. Ay ya, sen sen olunca ben ne yaptım biliyor musun? Allah'ım ya Rabbim, bu nedir ya? Düğün desen değil. Gına, nişan, özel gün ve yemek desen o da değil. Bu nasıl zihniyet? Şişt, dur. Aha. Yukarıdan geliyor. Neyse Seyfo'm ya, neyse. Yat hadi, kapat gözlerini, uyu biraz daha. Bu nasıl bir rahatlık bu arkadaş ya? Ya beynim kulağımdan çıktı girdi ya. Ya belli olmaz, ben gidiyorum. Bunlara iki çift kelam etmek farz oldu açık net. Ne? Ayıp ya, insanların kapısına gideceksin şimdi, ayıp. Alışamadı şehire. Ya Seyfo, ya Seyfo. Ya Seyfo, koç işim ne yapıyorsun ya? İnsanları rahatsız etme, ayıp. Bize ayıp olmuyor mu Seda? Şu görüntüye bak. Karışma bak. Yes. Buyurun evladım. Ne bakmıştın? Sana bakmadığım kesin amcacığım. Da. Yani bravo. Bu yaşta bu gürültü büyük başarı. Ne dedin? Anlamadım. Gürültü diyorum amca. Gürültü. Duydun mu? Aşağıda uyumaya çalışıyorum da. Gürültü. Gürültü yukarı kattan geliyor. Vallahi de sen bile duyuyorsan gürültü büyük demek. Allah razı olsun. Seyfum, Seyfum ya, apartmanda yaşamaya alışman lazım artık. Alışmayacağım işte, alışmayacağım. Ya Seyfum, ne yapayım Allah aşkına? Buyur abi, birine mi baktın? Gürültüye baktın he genco. Azıcık sessiz olur musunuz diyecektim de ağam. He, gürültü. He. Bak, hala geliyor. Ama bizden değil, üst kattan geliyor. Hadi yine yırttım. Allah, gürültüyü soracağım, emme. Sen de yukarıdan geliyor, değil mi? Vallahi şuracıkta düşüp bayılırım. Yok, üst kattan gelmiyor. Vallahi mı? Gelmez. Çünkü en üst katta kalıyor zaten. Aşağıdan geliyor. Biz de çok rahatsız. Bulursanız bize de söyleyin. Şimdiye arasak koca derenin kaynağını bulurduk. Biz sesin kaynağını bulamadık arkadaş. Yan apartmandan geliyor olabilir mi Seyfo? Olamaz mı aşkım ya? Sonuçta şehirdeyiz. Hani bunlar böyle olan şeyler ya. Kız. Sen de ne şehir meraklısı çıktın ki? İnanamıyorum sana. Of, ben geberdim yalnız. Şu asansörle mi insek? Yoksa vallahi bütün liflerim böyle tel tel atacak ha. Görüyor musun bak? Apartmanda yaşamanın da bir takım imkanları var, görüyor musun? Yorulunca on, asansöre biniyorsun, iniyorsun. Hadi gel aşkım, gel. Çağır. Çağırdım. Ha. Ne oldu galiba? Eğer geldiysek herhalde ondan oldu galiba. Allah Allah. Niye böyle oldu ki indi Sevda? Kı? Geldi mi kı? Kapı açılmıyor ki. Ne diyorsun? Dur. Eyvahlar olsun, asansörde kaldık.
Vallahi de kaldık, billahi de kaldık. Hayırdır ya? Nereye böyle? Sürek abi falan mı var? Ben de epeydir gitmediydim. Yok Mustafa Ali abi. Nurcan Yenge çağırdı iş için. İş için mi? Hı. İş mi vereceğimiş, istihdamımız neyse alacağımış herhalde. Öyle deyip durdu. İstihdam diyorsun yani. Ha. Siz azıcık bekleyin bakayım. Azıcık bekleyin beni. Acayip güzel bir sonbahar sabahını seninle paylaşmak... ...ziyadesiyle ruhumu duyuruyor Meryem. Biliyorsun bunu. Ya bunlar da fazla oldu galiba. Efe! Ne oldu? Bir şey mi oldu? Tansiyon falan? Yok. Sadık iş arıyormuş da... ...Efe'yi de anasına göndermiş İzmir'e. Yazık. Elimde büyüdü gidiyor çocuk. Sizin köyde de zamanında Roma İmparatorluğu mu varmış anlamadım ki yani. Maşallah. Ne Roması canım? Canın Roma dondurması falan mı çekti senin ha? Yok canım bu anlamda söylemedim yani. Herkesi bir Brutus refleksi falan. Senin sırtından bıçaklayan bıçaklayana. Halim, Badegül, Sadık, özellikle Mustafa Ali. Ercan. Sağ ol. Benim en zor zamanlarımda yanımda oldun ya. Beni bırakmadın ya. Sağ ol. Telefon çalıyor da. Elimi alabilir miyim? Ha, al tabii. Ya yine mi iş ya? İnanmıyorum. En kötü zamanda yani. Kusura bakma Meryem. Yani grafikler, değerler, parametreler falan. Şimdi kafan şişmesin. Ben dışarıda konuşayım. Gelim olur mu? Sen bekleme gel. Tamam. Ben yiyeyim. Ha. Sucuk yumurta yemem. Beni bekle beraber yiyin. Bey, yani pek de münasip olmayan bir zamanda aradınız ama neyse. Allah Allah, ben de bu cüretkar tavrınızı profesyonelliğinize mi yoksa tekinsiz duruşunuza mı bağlasam? Malum, dünkü hareketinizden sonra size güvenmem pek mümkün değil. Allah Allah, olur mu öyle şey ya? Ben size daha fazla kazandırmak istiyorum. Bunun nesini anlamıyorsunuz acaba? Ben de bu kadar yeter diyorum. İsrarınız insanı işkillendiriyor. Hani bazı yabancılar duyuyoruz. Zengin köylere geliyorlar. Oradaki iyi insanların küçük birikimlerine göz dikip parayı alıp oyalayıp oyalayıp tokatlıyorlar. Heh, umarım siz onlardan değilsinizdir. Değil mi? Hiç yakıştıramadım. İlahi Halil Bey. İlahi yani. Oysa ki ben sizi çok sevmiştim. Bana verdiğiniz 500 lirayı hemencecik 650 TL olarak aldığınızı nasıl da çabuk unuttunuz ya. Hem de küçücük bir hareketle. Neyse. Yarın para piyasaları açıldığı zaman size tamı tamına 15 bin lira. Evet yanlış duymadınız. Tamı tamına 15 bin lira verecektim. Hem o zaman küçük imalarınız için de utanmış olurdunuz. Neyse, şimdilik 8.450 liranızı vereyim bari ne abi? Anam! 15 bin diyor. 15 bin mi? Yani size verdiğim 5 bin lirayı 3 kat geri olarak mı alacağım? Ya ben bir gün daha beklerim Ercan Bey. Ben de size takılıyordum aman. Hadi yarın siz bana 15 binimi verin, utandırın beni. Çok isterim bunu. Vallahi damat Halil Bey, bazen sizi tanımakta çok zorlanırım biliyor musunuz? Yarın parayı elinize sayınca o gülen yüzünüzü görmek isterim. Maiz öpüyorum. Kapattı. Nasıl da gözünü korkuttum adamın. Bende o parayı yedirecek göz var mı? Adamın bir anda yatırım kanalları açıldı ya. Ne demişler? Verdiğin parayı takip edeceksin. Atalarımızın çok güzel bir sözü var. Parayı veren düdüğü çalar. 15 bin lirayı ben şimdi nereden bulacağım ya? Daha doğrusu Şakir nereden bulacak? Gerçi Sözgüyen karısına trak gibi, jilet gibi araba almış. At almış, at. 15 bin lirayı mı bulamayacak?
15.000 oldu. Parayı hazırla, yoksa Banu Boncuk olayını sadece Yeşilyurt köyü değil, tüm ilçe ve civar köyler de duyar. Şakir abi. Ev alınacaklar listesi. Ya da mesaj mı atsaydım ya? Unutursun sen şimdi. Şuraya bak. Leblebi, doğum, abur cubur çeşitleri, cips. Şuraya bak. Hepsi yiyecek. Ya bir tane ne bileyim böyle bir bulaşık teli, bir sabun, bir ne bileyim pil. Tuz çeli, mandal sepeti, hiçbiri yok. Neden? Yenmiyor çünkü. Git. Gitsin lan. Çık. 15.000 oldu. Parayı hazırla. Yoksa Banu Boncuk olayını sadece Yeşilyurt köyü değil, tüm ilçe ve civar köyleri duyar. Ne bu ya? Niye 15 oldu? Hani 10'du bu? Ya Allah'ım resmeyin bu dolambaçlık. Kime göre belirlenir bu para? Kim hesaplıyor bu parayı? Ah baba, ah beni Ağustos çırçırı ettin. Hayır, ben niye sanki böyle kendime kötü gün lavajını ayırdığım gibi kötü gün parası ayırmıyorum ki? Ah Şakir senin kafana. Şu işe bak arkadaş ya. Pijamayla, telefonsuz, halimize bak ya. Çaresiz kaldık buralarda, iyi mi? Hadi sakin ol Allah aşkına Seyfo'm ya. Yani darlıyım ben ama. Sevda Hanımcığım, Sevda Hanımcığım. Siz de bir zahmet darlanın. Şehirde böyle oluyor işte. Medeniyetin içinde mahsur kaldık. İndi köyde olsak en fazla dağda mahsur kalırdı. Tabii o da açık hava, bol oksijen. Böyle tıkılıp kalmazsın ufacık yerde. Neyse baba kız, ha. Nefesini ekonomik kullan. Beyne oksijen gitmese de olur. Anladın mı? Nefesini idareli kullan. Ne yapıyor? Ya olmuyor ya. Nefes bu işte alınıyor yani. Olmuyor Seyfo. Ana. Ne? Seyfo, acaba diyorum şu düğmelerin hepsine birden mi bassak? Belki o zaman açılır kapı. Cahal. Atar mı bugı? Kısa devre yapıp açılsın. Havada asılı kaldık. Ana. Farkında değilsin galiba. Çek şuradan. İmdat! Biz asansörde mahsur kaldık. Sesimi duyanlar mı? Yetişin! Havasızlıktan ölüyor! Açın! Komşular! Ne oluyor? Ne bu gürültü? Hanımımla biz ikimiz asansörde mahsur kaldık. Kurtarın izin alın. Ne bağırıyorsun kuyruğu sıkışmış gibi? Görevliyi çağırsana. Allah Allah. Allah. Biz düğmeyi evde bıraktık ya. Nereye basacağız? Duydun ağzı. Ne oldu lan? Sesler kesildi. Gittiler mi yoksa? Bizi kaderimize terk mi ettiler Sevda? Ay Seyfo'm, biz bu apartman boşluğunda ölüp gideceğiz mi yoksa? Adam. Öyle mi olacak? Anam. İnsanlık şehirde bitti derlerdi. Hiç anlamamışım. Bu kadar mı bitikti? Anam! Ay! Ne oluyor Zeynep? Düşüyoruz, düşüyoruz. Ay! Anam! Şehadet yok. Ay Zeynep! Ay! Bakma! Bakma sen, bakma! Izgara gazı, senin ne işin var burada? Hafazan Allah, sen nereden çıktın? Ablacığım çok geçmiş olsun. Hemşerim asansör bakımdadır yazıyor. Görmüyor musun? Ha. Sen bana laf yetiştireceğine apartmanın gürültüsü nereden geliyor? Önce onu bul. Yer gaz. Ha.
Bekir de geldi. Ne yapıyorsunuz ya? Tahtire Vadi'nin sırası mı şu an? Aşkısım, hadi beraber gidiyoruz. Nereye beraber ya? Biz boşanmadık mı? Niye hala konvoy yapıyoruz ki? Veli bizi çok güzel bir restorana götürecek. Evet, bu sefer ben ismi arıyorum. Şimdiden söyleyeyim, kavga etmeyelim. Simsi. Simsisin. Yine bir simsilik peşindesin değil mi? Ayıs herif. Şakir. Hadi ama, hadi. Ya aşkısın, bizim göbek bağıslarımız acaba bunlarla beraber mi kesildi? Ben anlamadım ki. Yürü biz gidelim. Zaten benim seninle özel konuşacak bir şeyim var. Siz yiyin yemeğinizi. İyice doyurun karnınızı, şey yaparsın. Haberleşir. Hadi yürü, sonra kayarsın sanacaktın. Hadi. Kız yürücük, sen yürü. Ya. Ay bunun nesi var ya? Boş ver hayatım. Gel biz gidelim. Bir kadar binelim mi? Yemek bekliyor. Evet. Hiçbir yere kaybolmayın. Az kaldı. Çok yakında bu ailenin gelini olarak patronum ben olacağım. Benim koskoca bir şehir hayatı, iş hayatı tecrübem var. Yani köylü kızları gibi yan gelip yatmayacağım. Çalışıp başaracağım. Köy kızları yan gelip yatmazlar. Yürümeye başlar başlamaz çalışırlar. Nuriye'cim hoş geldin. Sen neden alındın ki benim bu lafıma? Köylü kızı olduğum için olabilir mi acaba yenge? Hı? Köylüler geldi. Hı? Çalışmak için. Seni ahırda bekliyorlar. Çok güzel. Arkadaşlar, merhabalar efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Efendim burada büyük ve yeni bir proje için ilk adımlarını atmaya geldik. Yeni bir yoğurt projem var. Artık tek işiniz bu olacak. Devamlı ve düzenli bir iş. Peki kaç para alacağız biz? En az 5.000 lira isteriz. Yoğurt yaptığımız işi değilsin galiba. 5 mi? İyi de o kadarla başlayamayız. O çok değil mi? Yoksa niye bırakalım işlerimizi? Ay. Ah Nurcan, ah. Şakir, niye şu anda buradayız biz acaba? Dudu, seninle müthiş önemli çok bir şey konuşmam lazım. Tamam, tamam konuşalım Şakir, evet. Nasıl söylesem, bilemiyorum. Aslında biliyorum ama mantıksızlarımız çatışır diye ürküyorum. Şakir, hadi konuş artık, hadi konuş, evet. Dudu ben... Ben senden ben. Düğünde taktığımız altınları istiyorum Dudu. Ne? Şakir, sen ne diyorsun bana ya? Ya dur, Bebeton bir tanesi. Yanlış anlama. Al. Bak, beni o altın sıların sana layık olmadığına kanat getirdim. Vallahi. Hatta zaten daha evlenmemize 3 ay falan var. Ben senin o altın sularını tek tek 25 ayardan 30 ayara çıkaracağım. Önümüzdeki nikah daha yüklü gireriz he? Olma mı? Tabii, dur Bebeton, dur gitme. Ya Şakir, bana bak, bana doğruyu söyle. Senden bunları annen istiyor değil mi? Kız annem ne alak? Annemin altına ihtiyacım var şimdi. Beni konuşturma he. Allah Allah. Bu benim tamamen kendi tasarrufum. Yükseltme babında. Yok yok. Kesin senin aklına birileri girmiş Şakir. Bunlar senin bana söyleyeceğin şeyler değil. Kız. Allah kız. Ne oluyor bu çocuğa ya? Dur kız dur sana insanların içinde biri bahtırma burada ya. Allah'ım benim niye hiçbir planım tek tek tutmuyor ya? Çemberisi giderek daralıyor. Kepaze olmama ramak kaldı. Kız bari çiçek salsaydın. Terbiyesiz. Senin bizim karnımızı doyurabileceğin ne malum? İyi de yoğurtları bütün Türkiye'ye satacağız. Burada kısa sürede kocaman bir fabrika olacak diyorum size. Sen hem kadın başından bu da işin altından nasıl kalkacaksın? Aa! O ne biçim laf? O ne demek yani? Kadın olunca iş olmuyor mu? Ona bakarsanız Meryem de kadın. Ama Meryem için gidip çalışıyorsunuz. O kendini ispat etti. Sen kendini ispat edemedin bile. Çalışmayın o zaman. Çalışmayın ama görürsünüz. Bu kapının önünde iş iş diye yalvaracaksınız. Hele
çeşme olsun. Hep kadınlarla çalışacağım. Sadece kadınlarla. Dağılabilirsiniz. Oldu mu? İstediğin gibi konuşabildin mi? Olma mı ya? Fazlasıyla oldu. Hadi sağ olun, selametle. Hadi bakalım. Kusura bakma canımın içi. Teyze. Teyze yapma böyle. Üzme beni ne olur. Benim seninle konuşup dertleşmeye ihtiyacım var. Sen böyle yüzüme bakmayınca yanım hep eksik kalıyor benim. Sırtında yer kalmadı benim. Babanız nerede kaldı oğlum? Kalkamamıştır o da. Geliyor dede. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Selam. Aa, beyimiz de teşrif ettiler. İşin başına mı geldin abi bu saatte? Kahvaltı da yapmamışsındır sen şimdi. E siz de yapmamışsınız Erol. Çay var burada. Ha baba. Yapmamış kahvaltısını. Şişt, usta Ali ne olur maytap geçme ya. Hep apartman hayatından. Açık net. Tıkışıp, yığılıp yaşıyorlar ya. Ama bağ çok zor. Sevda nasıl rahat ediyor? Hayret ediyorum ya. Alışırsın oğlum. Sen de alışırsın. Vallahi babam alışamaz dede. Ruhu daralıyor. Kendin gördüm halini. Oh. Vallahi çiftlikteki tezek kokusunu bile çok özlüyorum. Biliyorsunuz mu ya? Kurtar beni baba. Var senin burada. Ablaların en güzel goncası, dört yapraklı yoncası. Sus, bir de abla diyorsun. Merak ettim ya. Ne oluyor, ortuşu nasıl gidiyor? İyi, fena değil. Yoğun bir biçimde çalışıyorum. Güzel. O zaman benim komisyonu önden ateşlersin. Yalnız payımı nakit alırsam çok iyi olur benim için. Ha. Ya ortada atölye yok. İki kap yoğurtla mı alıp yürüyeceğim? Git buradan. Yoksa seni nakit bir şekilde paralarım. Hadi yürü. Ne dedim şimdi ben ya? Kimse hakkını savunmasın istiyorlar. Nereye gidiyor bu insanlık? Nereye gidiyor bu dünya ya? Yazık ya, inanamıyorum ya. Adam! Ercan Bey, ne yapıyorsunuz burada? Ha, damat Halil Bey, ben de tam size geliyordum. İstediğiniz zaman böyle bu şekilde gelmenizi tasvip edemem. Aramızda işsel mevzularımız var. Telefon daha uygun bir iletişim yöntemi olabilir. Allah, parametreler, veriler, grafikler, sizin para aldı başını gidiyor. Sıkıntı yok. Hatta şu an daha 2 dakika olmadı bakalı. Sizin para 13.800 TL olmuş. Tam tahmin ettiğim gibi. Ana, oh ne güzel ya. Yarına 15.000 olur yani. E tabii. Şimdi size düğün yaptığınız borcunuz vardır, harcınız vardır. Yani ödeme yapacağınız kişilere karşı yarın gönül rahatlığıyla tamam deyin diye face to face görüşmek istedim sizinle. Hadi görüşürüz. Yarın sabaha da bir 15.000. Nuriyem görsün kocasının nasıl akıllıca yatırımlar yaptığını.
Sağ olasın. Halim, yemek hazır. Sen ye, benim pek iştahım yok. Ne oldu ya? Misafir geldi, sunumsuz mu yakalandın yoksa? Yok. Teyzemle karşılaştım bugün meydanda. Konuşalım dedim, dinlemedi. Sırtımda yer yok dedi imalı. Ne demek istedi ki? Ona sırtından bıçakladığımız düşünüyor ya. Ondan. Badegül'üm. Bak sen yanımdasın ama yüzün gülmüyor. Ben senin yüzünün gülmesi için her şeye katlanırım. Hem söyle bana, biz ne kaybederiz ki ya? Bir hediye alıp gidelim Meryem ablaya. O bizi kovsun, biz gidelim. Bizi kapıdan kovsun, bacadan girelim. Bize sövsün, biz dilsiz olalım. Ya dövsün bizi, biz elsiz olalım. Ha, yeter ki senin şu gül yüzün gülsün. Ha? Tamam. Ya ne sesi bitiyor, ne işi bitiyor ya. Komşu ilişkileri desen, uluslararası ilişkiler gibi ya. La ilahe illallah. Bu nedir ya? Bıktım usandım ha. Alışırsın abi, büyütme bence. Bir dakika, ben mi büyütüyorum? Olaylar kendi büyüdü. Bir şeyler düşün Musta, Ali ne olur ya, çıkar beni o toplu konuttan. Allah'ın sen ya. Ben doğa adamıyım. Natürel bir bünyem var. Çıkar beni oradan kardeşim, ne olur. Çok mutsuzum ya. Aksine sevdada çok mutlu, delireceğim ya. Allah Allah. Onu oradan soğutmamız lazım. Ne yapılabilir ki? Ben ne bileyim oğlum. Şehir bebesi sensin. Ya biz evliliğimizin ilk yıllarında Nurcan'la bir apartman dairesinde oturmuştuk. Eve hırsız girince Nurcan daireden soğumuştu. Ay aklınla bir yaşa kardeşim. Eve numaradan hırhız sokacağız. Sevda da vazgeçecek toplu konut sevdasından diyorsun yani, he mi? Tamam işte, çözdük. Samim ya da Halim'den biri mahsus hırsız gibi girecek eve, bu işte olup bitecek. Ha indi kardeşim. Bu çocukların ikisi de ana kuzusu. Analarının tarafını tutarlar. Zinhar yapmazlar. Sen yapacaksın. Yok yok, ben öyle bir şey yapamam. Yapamam öyle bir şey. Hiç kusura bakma abi, olmaz. Yapacaksın. Hani kardeşlik? Kardeşin için yapacaksın. İyi peki, tamam. Kardeşimiz için yapacağız artık. Hiç ürkme, ürkme, korkma. Her şeyi ben de bak anlatacağım sana. Şimdi otur. Selamünaleyküm. Aleykümselam Coşkun dayı. Bak sana ne buldum Sadık kardeş. Mustafa Ali'nin hanımı Nurcan Hanım da yoğurt işi yapıyormuş. Belki seni işe alır. Nihayet Hacı Hüseyin'in gelini. Yok Coşkun dayı. Olmaz o iş. Şimdi Meryem Hanım'a nazire yapıyormuş gibi olur. Ben hiç o tarafa dönüp bakmam bile. Ya hani Efe gidince mahzunlaştın da, hani dedim, işe başlarsan orada bir yer bulursun, bir yerin olur, bir işin olur. Yani Efe'yi de yanına alırsın dediydim. Sağ ol dayı. İyi düşünmüşsün, güzel düşünmüşsün. Eyvallah. Ama o iş olacak iş değil. Bak, Efe dedim, aklımıza geldi yine. Bir Efe'yi arayalım bakalım. Şakir abiye bak ya. Ne kadar film kanalı varsa hepsine abone olmuş.
süper ötesi, öteli bir hareket. Oh! Yemeğim de var, koltuğum da var. Yayılır koltuğa, kedi gibi yaşarım burada. Babam. Efendim baba. Oğlum. Ne yaptın oğlum, iyi misin? İyiyim. Ya yeter anne ya. Yemeyeceğim daha. Dördüncü tabak çok gelir. Doydum ben. Düven benim. Şakir. Hah. Meryem abla. Ha. Hah. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyi ya. Ne olsun. Beni annem gönderdi de. Sizden ödünç olarak likiti de istiyor. Tabii. Evde fazla kalmamış biliyor musun? Mevzuatınız münasipse, uygunsa böyle birazcık ateşleyirseniz iyi olur. Canlı olarak biliyorsun ki köylü köylünün likidine muhtaçtır. Siz de köyümüzün varlık sahibisilerinden bir tanesisiniz. Meryem arayın. Yok ya, yok Allah. Meryem abla, ben burada adam değil miyim? Beni burada adamdan saymıyor mu? Ya şimdi bu bir günlük bir sıkıntı ya. Bizde öyle normalde sıkıntı olmaz biliyorsun. Annem seni o yüzden aramamış herhalde şimdi. Arama sen. Necce mi? Yeter tamam. Allah Allah. Güldük eğlendik. Bitti gitti. Daha ne işle? Al o zaman. Dur. De git. Ne oldu? Niye gelmiş bu? Para istedi de. Yani şaka yapmaya çalıştı ama tam olmadı yani o şaka. Verdin mi? Vereydin. Belki şakın soru iyiydi. Ver bence ya. Ercan! Bir düşün ya. Allah Allah. Bunları düşünecek zaman mı? Allah Allah. Sadık yok zaten. İşler sende. Sallamıyorsun değil mi? Yok canım. Olur mu öyle şey? Anormal şekilde iyi gidiyor. Kontrolümün altında merak etme. Daha iyi o zaman. Daha da iyi. Tüh ya. Keşke verseydi. Meryem'den Şakir'e, Şakir'den bana. Hola. Hadi bir de bu hayvanı sütünü deneyeyim bakayım. Yalnız kendim yapsam daha iyi olacak hacı anne. Yok kızım, ben seni sağarım iki dakikada. Yok yok, ben kendim yaparım. Alışmam lazım buna. İçebilir miyim? Sen şuradan şey yap, ben... Buraya mı oturuyoruz böyle? Koca göbiş, koca göbiş. Sen şimdi bana süt mü vereceksin? Nurcan, yalnız kızım önce bir elini süte daldır da bir ıslansın ellen. Ha öyle mi? Ha. Ay. 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 Kuyruğu geldi. Bu olmuyor ama. Niye olmuyor? Koca göbeş. Hadi aşkım. Hadi aşkım, maşallah göbeğe bak beyaz kız. Niye olmuyor? Hadi biraz yardımcı ol sen bana. Al bak birazcık bundan ye. Ay. Sinekler de biraz fazla galiba ama. Şöyle. Hay Allah. Ay. Olmuyor mu Nuriye? Bu niye olmuyor ayol? Nurcan yenge, bu işler öyle o kadar kolay değil. Sen gel ya, annem halletsin. İyi peki, tamam o zaman. Koca göbeş, hadi ben sonra bir litre kadar falan sağarım. Hadi bay bay. Bir litre sağacaksın sonra. Öyle mi? Kız bu ne diyor? Bir litre sağacağım sonra. Sanki bakkaldan süt alıyor. Hey yavrum hey, ah Nurcan, ah Nurcan. O güzel kızım. Sen süt vermedin mi Nurcan'ı? Aferin benim güzel kızıma. Vermedin mi sen? Hoş geldin abi. Alışveriş poşetleri. Hmm. Arabada mı? Ne diyorsun oğlum ya? Ne alışverişi? Onları alacak param var sanki. Hani verdiğim liste? Bak almadıysan sabah kahvaltılık lokma yok. Evdeki son yiyeceği yutuyorum şu an. Hı. Git içeri yat. Yatsı var, benim burada canımı sıkma. Bak şimdi beni burada konuşturmaya. Babam bütün muslukları kapattı oğlum. Sıktı her şeyi, bitti artık. Tabii.
Dilim, dalağım, cebim, cüzdanım, her şeyim kurudu. Bir de üstüne şantaj yiyorum. Kuraklık dönemine mi denk geldim? Annemin yanına mı gitseydim acaba ya? Ne oluyor bu köydekilere? Sen bu bağını boncuk olayı için mi şantaj yiyorsun? Çok tedbirsizsin. Hem kız meselesinde hem para meselesinde. Hemen kurunur mu ya? Oğlum şantajda bir şey yok. O kolay. Hatta paralı dönemi olmuş olsa çok daha kolay ama... işte tersliğin biri bitiyor, öbürü başlıyor. Şimdi bir de boşanıyorum zaten. Ha bir de şimdi yetmiyormuş gibi şantaj olayı çıktı üstüne. Çok acilse arabayı sat, atı sat. Sen ne diyorsun acaba şu an ya? Nasıl satayım oğlum? Araba Dudu'nun üstü herhalde. Sattırır mı hiç? Notere gidip zorla imza mı attıracağım kıza? Hayatta olmaz. Bir de kadınlar böyle şeylere çok değer veriyor biliyor musun? Madeniyatları çok yüksek bunların. Satma işi olmaz. Zaten yeteri kadar irtifa kaybettik. Satma işini hiç girmeyek şimdi. Oh. Yok. Ben çıkacağım. Biraz hava almam lazım. Fenalaştım şu an. Oh! Oh! Adam kurudu bitti ya. Ya ilk gün ne olacak geçer dedim ama... üç ay çok uzun geliyor artık Veli. Buna da şükretmek lazım. Ya baban ikna olmasaydı... kavuşmamız daha da uzun sürebilirdi. Ya sen hep böyle iyi tarafından bakmayı nasıl beceriyorsun? Aslında üç ay bana da senin gibi uzun geliyor. Ama sen sabırsız davranınca birimizin dengelenmesi gerekiyor. En azından artık misafirhanede de kalmıyorsun ha? Bak işin güzel tarafını gördün işte. Hadi iyi geceler. Geceler. O kürekle hayvan tersi mi atacağım? Versen ben atarım. Aşkım sana ne oldu? Hani yoğurt işini hiç istemiyordun? Sana haksızlık ettiğimi düşündüm. Dondurma meselesinde seni kırdığım için üzgünüm. Hem zaten babam da istemiyor satmamızı. Ne yapalım? Her işte bir hayırı vardır. Hadi bakalım. Beraber yoğurt yapıyoruz. Gerçekten mi? Evet. Aşkım benim ya. Gofletim yüzünden trampatik oldum. Hayır! Hayır! Gez kepenklerim kapanıyor. Seyfo, ya yüzüme krem çalıyorum. Alt komşu verdi. Yatmadan önce yapınca çok iyi geliyormuş. Seyfo, balkonumuzda bir kahve içer miyiz yatmadan önce diye.
Ne gaybesi ya Allah aşkına, keyfin çıksın. Ne gaybesi gecenin zırt dediği yerde ya, Allah'ını seversen ya, yatalım artık. Yatak ne olur ya, işe geç kalıyorum her gün, ayıp oluyor Sevda. Hadi şunu da götür banyoya koy, hadi yat zıbar, sonra geliyorum ben. Hadi, iyice delirdi. Anahtarı atıyorum, haber bekle. Yarın sabah artık paramı almalıyım. Kahvaltıdan sonra buluşalım, paramı hazır et. Allah! Ne yapacağım yarın sabah ben ya? Aliye. Şakir, yarın sabah saat 9'da Alay Bey sokak tabelasının altında 3 tane büyük taş var. Parayı oraya göm, ben alacağım. Biraz daha millet versin şantajcı. Azıcık insan olsan, sonra istediğin şantajı yapsan. He? Son şansın. Yoksa bağlı boncuk olayını ifşa ederim. Son şans. Dur ya, Şakir'i arayayım da parayı poşete sarmayı unutmasın. Yani bu Şakir çok değişti Bahadegül. Ya tamam, yanlış yere imza atmış olabilirsin ama nikah masasına oturduğundan beri bir garip davranıyor, anlayabilmiş değilim yani. Dudu, biz erken mi davrandık acaba? Yani imzayı atınca bunlar böyle bir şaşaladılar. Halim de alışmaya çalışıyor yani. Hadi biz evlendik. Sizin garip olmanız normal, siz evlenemediniz bile. Yok kız Bahadegül. Yani ben Şakir'in o değişikliğine, renkli kişiliğine falan çok alışık bir insanım, biliyorsun. Ama bu bambaşka bir şey. Ya bu öyle bir şey değil. Şakir böyle gizliden gizliye, alttan alttan bir şeyler karıştırıyor gibi ama... Dur bakalım, çıkar yakında kokusu zaten. Sen anlat. Daha dün bir bugün iki Halim abim canını mı sıktı yoksa seni? Yok. Halim'im iyi. Benim asıl canımı sıkan teyzemden ayrı kalmak. Siz ne güzel burada dayınlarla, hacı dedemle, hacı annemle, sevdiklerinizle birliktesiniz. Benim bu köyde bir tek teyzem var. O da bana düşmanıymışım gibi davranıyor. Bahadegül düzelir ya. Yani düzelir inşallah. Ya bak tamam, Meryem abla öyle atarlıdır giderdir, eser gürler bir anda ama... yumuşak kalplidir be. Yani sana daha fazla dayanamaz bence. İnşallah dediğin gibi olur. Dudu, dua et. Yarın son kez gideceğiz ayağına bakalım. İnşallah ya. Eşek senin ağzınla fırın mı yapayım? Fırınlı dağlar, simbilli bağlar, ben nerede kalayım oy? Eşek senin burnunla mı? Çeşme mi yapayım? Oo, çeşmeli dağlar, sinirli dağlar, ben nerede kalayım oy? Sonunda. Geri
içeri. Bizimki uyudu. Sessizce dağıt ortalığı ama hırhız gibi ha. Süper gidiyorsun. O kadar sessizsin ki ben bile duymadım seni. Seyfo, ne oluyor bu ses de ne ya? Kedi. Kalk ya. Ne kedisi Allah aşkına? Şehir yerindeyiz. Kedi ne gezer burada? Bir şey oluyor ya. Ne yapıyorsun kadın? Şşt tetim. Şşt tetim. Nereye gidiyorsun? Tetim.